Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özpek. Saatlerimiz 10.02'yi gösterirken programımız başladı. Yaklaşık 2 saat boyunca 12'ye kadar sizlerle beraber olacağız. Bu dakika itibariyle de telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Hafta içerisinde olduğu gibi gündeme dair soru ve görüşleriniz için söz sizde kısmını açıyoruz. 0212 363 04 34 0212 363 04 34 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özpek Twitter, Aygün Özpek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağım. Şöyle günün öne çıkan başlıklarına, konu başlıklarına şöyle bir göz attığımızda, gazetelerde manşetlere çıkan haberlere baktığımızda, Turkish Airlines EuroLeague Playoff serisi 5. maçında Olympiakos sahasına Monaco ile karşı karşıya geldi. Olympiakos büyük mücadeleye sahne olan ve son anlara kadar nefes kesen maçta 94-88 galip ayrılarak seriyi 3-2'ye getirdi, kazandı ve Final Four'da finale yükselen son takım oldu. Yunan temsilcisi Final Four'da Anadolu Efes'le karşılaşacak. 19-21 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Start Arena'da oynanacak EuroLeague Final Four eşleşmelerine baktığımız zaman Real Madrid'in Barcelona ile Anadolu Efes'in de Olympiakos'ta eşleştiğini görüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde 2022'nin en heyecan verici maçlarından biri dün akşam oynandı. Yarı finaldeki Yıldızlar Savaşı'nda Real Madrid İngiltere'de 4-3 yenildi Manchester City'yi. Santiago Bernabéu'da ağırladı. La Liga'da şampiyonluğu ilan eden Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid sahasında Pep Guardiola'nın çalıştırdığı son finalist Manchester City'yi 1-0 geriye düştü. Mücadele müthiş bir geri dönüşe imza atarak 3-1'lik skorla yenmeyi başardı. Devam edelim. ULEP Avrupa Kupası yarı finalinde Andorra Prensli takımı Morabak Andorra'yı deplasmanda 85-68 yenerek finale yükselen Frutti Extra Bursa Spor yurda döndü. Bursa Sporlu taraftarlar Barış Spor Salonu tesislerinde yeşil beyaz takımı coşkulu bir şekilde karşıladılar. İtalyan takımı Virtus Bologna Frutti Extra Bursa Spor ile 11 Mayıs'ta finalde karşı karşıya gelecek. Ligin bitimi, Süper Lig'de bitimi 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Karadeniz ekibi Trabzonspor 38 yıl sonra şampiyonluk hasretini dindirmişti. Şampiyon olarak şampiyonluğu Ligi'ne playoff turundan katılmaya hak kazanan Bordo Mavili ekibinde muhtemel rakipleri belli oldu. Biliyorsunuz Rus kulüpleri Avrupa'dan men edilmesi nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde 3. turdan değil playoff'tan katılacak Trabzonspor. Baktığımız zaman muhtemel takımlara baktığımız zaman Karabağ'ı görüyoruz, Malmö'yü görüyoruz, Şerif'i görüyoruz, Fresh Varos'u görüyoruz, Bratislava'yı görüyoruz, Helsinki'yi görüyoruz, Zalgiris'i görüyoruz, Olympiakos, Maccabi, Haifa ve Apollon gibi takımlarla karşılaşacak. Süper Lig'in şampiyonu olarak tamamlayan Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağoğlu kulübe en az 1 milyar TL gelir getirecek şampiyonluk anıtı yaptıracağını açıklamıştı. Nevzat Aydın ve 5 milyon TL bir bağış yapmış. Bu bağıştan sonra da Nevzat Kaya da 5 milyon TL'lik bir bağış yapmış. 1 milyar TL gibi bir para toplanması hedefleniyor. Fenerbahçe'de Sayın Başkan Ali Koç yarın saat 15'te Cuma günü saat 15'te bir basın toplantısı düzenleyecek ve son dönemdeki yaşanan olaylarla ilgili önemli açıklamalar yapacak. Galatasaray'da Domenech Torrent dönemi kapanıyor. Okan Buruk dönemi başlıyor. Menajer İstanbul'a çağrıldı. Görüşmeler yapılmaya başlandı. İşte alacağı rakamlarla 2.3 milyon euro gibi bir alacağı var. Domenech Torrent'in yardımcılarıyla beraber. Bununla ilgili pazarlıklar devam ediyor. 6 aya yayılacağı konuşuluyor tazminatının. Görüşmeler devam ediyor. Arda Güler, dinleyicimizi alacağım ama Arda Güler Barcelona ve Borussia Dortmund 17 yaşındaki futbolcuyla ilgilenmeye başladı. Bununla ilgili haberler yurt dışı basında çok fazla yer alıyor. Uğurcan Çakır, Trabzonspor karesine duvar ördü haberleri var. Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu ilan eden Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın ortaya koyduğu performans şampiyonlukta önemli rol oynadı. Karadeniz ekibi ligde 35 maçta 31 golle en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Detaylarını birazdan vereceğim. Anthony Vakayeme biliyorsunuz bir türlü anlaşamamıştı. Burada ben defalarca söylemişim. Dün idman bittikten sonra Trabzonspor taraftarları Fener'e gitme söz mü diye sormuşlar. Bu soruda
taraftarlar karşısında gülümseyen Wakayeme parmağına kaldırarak tamam işareti yapmış. Wakayeme'nin 1,5 milyon euro imza parası ve 3 milyon euro yıllıktan toplam 3 yıllık sözleşme 9-10,5 milyon euro gibi bir rakam istediği konuşuluyor. Rıdvan Yılmaz'la ilgili haberler var. İşte Beşiktaş'ın Rıdvan'ı satıp Charlotte alma durumları var. Buna yakın çok fazla haberler var gazetelerde. Yani konu başlıklarımız 3 aşağı 5 yukarı bu kadar bunlar ama belki çok daha farklı noktalara bizi götürebilirsiniz. Günaydın, günaydın. Günaydınlar, iyi haftalar Aygün abicim. Teşekkürler. Ben Koray ben. Koray Bey hoş geldiniz. Pazartesi göründüğünüz perşembeden günaydın aslında. Yani bugün çalışmak zorundayız. Çeşme'den İzmir'e geliyoruz. O kadar zor geliyor ki şu anda inanın. Yani işe gidiyorum. Aslında geç de kaldım. Sizin de sesinizi duymak istedim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben biraz Göztepe'den bahsetmek istiyorum. Buyurun. Göztepe taraftarıyım. Ne yazık ki en son biten 7 gollük maçın ilk yarısını izleyip ikinci yarısını stat'tan çıktım. Yani devre arasında çıktım. Ya çok kötü yönetildik. İşte biliyorsunuz Mehmet Sefil satmak istedi, satamadı. İkinci lige düştük. Yabancı futbolcularımız, transferlerimiz fiyasko oldu bizim için. Benim bu ligde istediğim aslında Süper Lig'de istediğim bir şey var. Yabancı sınırsız olmalı. Biz bunu Kasımpaşa maçında gördük. Kasımpaşa bizden 3 puan öndeydi sadece. O maçta yetişebilirdik. Ama Kasımpaşalı Muleka geldi. 2 tane gol attı bize. Burada yendiler bizi. İnanılmaz güzel yabancıları var. Yani kutluyorum. Yani yabancı çok sınırsız olmayana kaliteli az yabancı almak daha faydalı değil mi? Yani ucuz yabancıları doldurma yerine. Haklısınız ama şimdi şöyle bir şey var. Hani 3 tane yabancı alırsınız da bir tanesi tutar gibi düşünebiliriz. Yani uzun sözleşmeler yapmazsınız belki. Bilmiyorum. Belki İngiltere'deki kural gibi bir kural olabilir. Çalışma izni farzında bir şey de olabilir. Bilmiyorum ama yani Göztepe'nin ne yazık ki kadrosu çok fiyasko. İşte biz gördük. Ya artık düştük kesinleşti. Hala Thomas'ı gönderdikten sonra Thomas kararı zaten fiyaskoydu. Aynen. Yani tamamen fiyaskoydu. Yani Nestor olsaydı bence Göztepe şu anda hala kümede kalmaya çalışıyordu bana doğru, göre. Doğru. Yani şimdi ikinci lige düşeceğiz. Bir de bir konu daha var Aygün Bey. Ben artık Süper Lig demiyorum, İstanbul Ligi diyorum. 7 takım. 7 takım oldu. 7 takım. Belki de İstanbul Spor falan da playoff'tan gelirse 8 takım olacak. 8'e doğru gidiyor, doğru. Ben şöyle söyleyeyim, ben Göztepe ikinci lige düştü. İnşallah düşme kaldırılmaz. Çünkü ikinci ligdeki takımlar eğer kalırsa Bursa, Kocaeli, Sakarya, Göztepe. Yani ikincilik aslında taraftar açısından seyirdeki daha güzel bir... Şöyle bir öneri var ama Süleyman Urman'ın bir önerisi var. Okudunuz mu bilmiyorum. Dün o konuyu konuşmuştuk. Sezon sonunda bu gündeme gelecekmiş. Ligden bir takım düşsün, bir takım çıksın alttan da diye. Ya bilmiyorum ama ben Göztepe'nin açıkçası düşmesini isterim. Neden? İkincilik daha zevkli olacak. Seyirciler için daha zevkli olacak. Ben çünkü bu kadar İstanbul takımı, yani bilmiyorum İstanbul düşmanı değilim, yanlış anlaşılmasın ama 7 takımda olmaz. Yani İngiltere'de bu yok mesela, böyle bir şey yok. Hani bizde 7 takım, hatta ben 8 takımın geleceğini düşünüyorum. İstanbul Spor'un da geleceğini düşünüyorum. İstanbul Spor gelme durumu da var. Yani var, ihtimal var ama 7 takım kesinleşti zaten, doğru. Yani düşünsenize İstanbul takımısınız, deplasmanlara herhalde 2 ayda bir gideceksiniz bu durumda. Ya yani gazeteciler açısından... Güzel, evet. Yani şöyle güzel tabii ama tabii dediğin doğru. Genellikle lig İstanbul'da oynanacak gibi gözüküyor İstanbul takımları yani açısından. 8 İstanbul takımı olacak belki ama ne yazık ki 2 tane İzmir takımı düştü. Yani İzmir aslında bunu hak etmiyor. Biraz daha profesyonelce yaklaştılar. Evet, Altay ve Göztepe'nin düşmesi daha... kötü oldu. Doğru. Evet, maalesef. Görüşmek üzere Aygün Bey. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Şimdiden geçmiş bayramınız bir kez daha kutlu olsun. İyi çalışmalar diliyoruz tekrar size. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, Instagram'dan gelen mesajlara yavaş yavaş bakalım. Deniz Şen 34.60 Aygün abim çayımı aldım bekliyorum demiş. Teşekkürler. Çağlar Akyay abi yayını bekliyoruz demiş. İlto Güler, Sayın Özüpek Trabzonspor'u kınıyoruz. Fenerbahçe hiçbir zaman böyle bir pankart açmadı demiş. İlto Güler İzmir'den. Günaydın. Alo. Günaydın Aygün abi. Kolay gelsin. Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
ben İstanbul'dan Abdullah abi. Geçmiş bayram mübarek olsun. Sağ ol Abdullah kardeşim, sana da hayırlı bayramlar. Söyle kardeşim, günaydın tekrar. Günaydın abi. Ben abi Beşiktaş taraftarıyım. İlk defa Ali Koç hakkında konuşmak isteyeceğim abi. Abdullah, kulaklıkla mı konuşuyorsun? Evet abi, şimdi geliyor mu sesim abi? Kötü geliyor çünkü, ondan dolayı. Şimdi biraz daha iyi. Buyur Abdullah abi, kardeşim. Ben ilk defa Ali Koç hakkında konuşmak istiyorum abi de. İlk kez Ali Koç hakkında konuş. Buyurun. Evet abi, ben Ali Koç'un bu Trabzonspor şampiyonluğuna sana birkaç açıklama yaptı birkaç yerde de. Biliyorsunuz zaten. Abi ben onun sorununa kadar arkasındayım abi Ali Koç açıklamalarını. Ben çok çok doğru şeyler söyledi abi. Bu siyasi erkin Trabzonspor maçında olması ve vesaire, orada bulunmaları, şampiyonluk kutlamalarında ve başka diğer konularda, ince konularda da ben yani Ali Koç'u hayranlıkla dinledim. Keşke bizim başkanımız da Ahmet Nur Çebi de böyle bir açıklama yapsaydı, biz de ona katılsaydık abi. Ben çok üzüldüm. Yani bizim başkanımızın hiçbir şekilde sesini çıkarmaması. Yani Ali Koç'u çok çok teşekkür ederim. Ali Koç valla benim hislerime tercüman oldu abi. Ve yarın onun açıklamalarını sabırsızlıkla bekliyorum abi. Bir de Beşiktaş'ım abi. Son iki maç hakkında konuşmak istiyorum. Tabii ki. Abi benim favorim Fenerbahçe. Beşiktaş kötü oynuyor abi bu arada. Ve İvaller'in İsmail istediğimiz ritmi yakalayamadık onunla. Rosier de yok zaten. Vida da yok. Takımın hani bu Rosier takımın %30'u gibi bir şey. Çok gidip gelen bir futbolcuyuz. Ve o kanatta zaten Fenerbahçe'nin çok formdan futbolcuları var. Ve ben Fenerbahçe'nin o kanattan maçı kazanacağını sanıyorum. Çünkü orada Kerem Kalafat oynaması bekleniyor ama oynatmaz bence onu. Orada aktif oynar belki. Ama Fenerbahçe'nin ben favori olduğunu düşünüyorum. Ama inşallah da Beşiktaş yener. Beşiktaş olduğum için abi. Benim teşekkürlerim bu kadar abi. Peki, teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim abi. Sağ ol, görüşmek üzere. Evet, hafta sonunun bilet fiyatları da bugün satışa çıkacakmış. 175 lirayla 1500 TL arasında değişiyormuş. Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde biletleri bugün satışa çıkacağı yönünde haberler var. Bilet fiyatları 175 TL ile 1500 TL arasında olduğu belirtilmiş. Kulüpten yapılan açıklamada taraftarların biletlerini paso.com.tr ve Paso mobil uygulaması üzerinden satın alabileceklerini söylemişler. Tabii ki Beşiktaş'a baktığımız zaman da pazar günü oynayacak maçtan dolayı da dün çalışmaları başladı. Bayramda biliyorsunuz izinliydi. Dünden itibaren de Beşiktaş derbiye yönelik çalışmalara, idmanlara başlamış. Günaydın. Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkürler. Geçmiş bayramınızı kutlarım, Ankara'dan arıyorum. İsmim Mustafa, Fenerbahçe taraftarıyım. Çok teşekkürler Mustafa Bey. Size de geçmiş bayramınız kutlu olsun. Buyurun sağ olun, Mustafa Bey. Sağ olun. Ya gündem biraz şeyle alakalı, şampiyonlukla alakalı açıklamalar olacak diye, hani bu maç olaylı bitti biliyorsunuz. Yani olaylı derken şampiyonluk kutlamaları sırasında hani maç bir erken kutlamaya başlandı, geri hakem düdük çaldı zannedildi. Taraftarlar sahaya girdi. Onu söylüyorsunuz galiba, değil mi? Yani onu söylüyorum. Artı işte yani federasyonun bir an önce kutlaması, daha Beşiktaş maçının itirazın bir şeyi sonuçlanmadan, hani maç itirazı vardı, kural hatası olduğuna, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz o konuda. Onunla ilgili Beşiktaş'ın kural hatası olduğuna dönerek bir yazıyla resmi başvuruda bulunmuş. Ama Beşiktaş kulübüne ve Trabzonspor kulübüne kural hatası yoktur diye de Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yapmadan yazı göndermiş. Evet. Ama Beşiktaş'ta yani şimdi, ama Beşiktaş'ta bunun üzerine tahkime gitmiş. İtiraz. Evet. Ama hakimden daha bir şey yok. Bir sonuçlanmadan kutlanması sizce yani çok normal karşılanacak bir şey mi? Hani o varsayalım tekrarlanmayacak ama yani belli olmadan hemen şampiyonluğunun kutlanması yangından mal kaçırır gibi, yani yanlış mı düşünüyorum? Ya tabii federasyonun yani bu tutumu... Bu kadar erken kutlamak, yani niye böyle bir taktılar, ben anlamadım. Yani illa bir rekor kırılacak modunda bir yani tamam şampiyonluğunu kutluyoruz, Trabzon hak etti. Ama yani ne bu yangından mal kaçırır gibi hemen herkes böyle bir an önce olsun, bir an önce olsun. Yani nedir bu, ben bunu anlamadım, açık konuşayım bu sene. Anladım. Peki ben yani şimdi... tamam iyi futbolu var, futbolu tamam Trabzon'da ama bir yani illa bir Fener'i ezerek şampiyon oldu dedirtmek için bir çalışılıyor gibi bir yani bir acayip durumlar söz konusu yani. Anladım. Egale etmek için, ya ben öyle hissediyorum bir taraftar olarak. Siz başka takım taraftarları ne düşünüyor bilmiyorum. Yani Fener'in şampiyonluğuna gönderme yapılıyor, kutlama yapılırken 2010-2011.
Yani başka pankartlar, saçma sapan işte tabutlar, şeyler. Hani ben kutlama böyle mi oluyor yani, şampiyonluk kutlaması? Anladım, peki. Üç takım tabutları, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ın tabutları taraftarlar tarafından denize atıldı. Onu söylüyorsunuz, tahmin ediyorum. Peki. Şimdi bu itirazla ilgili Beşiktaş kulübü hemen bir itiraz dilekçesi yazdı Türkiye Futbol Federasyonu, ama tabii burada federasyonun da şöyle bir hatası var. Yani bu maçtan önceki perşembe günü kulüplere bildirmesi yanlış. İtiraz yaklaşık 20 gün önce itiraz ediliyor. Sen 20 gündür duruyorsun. Maçtan 2 gün önce bu itiraza cevap veriyorsun. Aslında bu itiraz edildiğinden 1-2 gün sonra buna cevap versen şimdi bu konuda kimse konuşmayacak. Yani Türkiye Futbol Federasyonu hakikaten ne federasyon anlamış değilim. Yani futbolun bütün her yerine, şimdi cümleleri de biraz seçerek kullanmak istiyorum. Yani mahvettiler, katlettiler. 25 gün önce Beşiktaş Kulübü gidiyor, başvuruda bulunuyor. Burada bir kural hatası var arkadaş diyor. Bu kural hatasından dolayı maçın tekrarını istiyoruz diyor. Sen bunu gündemine almıyorsun, bekliyorsun. Trabzon'un şampiyonluk maçı öncesi İki kulübe yazı gönderiyorsun. Perşembe günü yazıyı gönderiyorsun. Diyorsun ki 23 gün sonra, 25 gün sonra yazıyı gönderiyor. Ya kardeşim, oradaki 25 günden önce niye göndermedin? Şimdi onları gönderseniz şimdi bu konular konuşulmayacaktı. Tamam, bir kural hatası var, yok, maçın sonucunu etki etti etmedi bilmem ne. Bunlar hukukçuların değerlendireceği bir şey. Sen o zaman 2 gün sonra o başvurudan 2 gün sonra toplansaydın, böyle bir şey yok deseydin, şimdi ya göndermiş olduğun yazıyı o zaman gönderseydin, Beşiktaş'ta tahkime gidecekti. Tahkimden de şu ana kadar çoktan o sonuçlanmış olacaktı. Şimdi biz bu konuyu konuşmayacak olacaktık. Yani saçma sapan, hakikaten Türkiye Futbol Federasyonu bu ligin, gerçekten bu ligin öyle bir noktaya getirdi ki, yani cümlelerimde gene aynı şeyi söyleyeceğim. Bir şey de söylemek istemiyorum. Rütük. Yani Allah yardımcımız olsun diyelim. Başka da neyse öyle toparlamaya çalışayım. Günaydın. Günaydın efendim. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Çok İzmir'den arıyorum. İzmir Kemalpaşa Nuri. Nasılsınız? İyisiniz. Sağ olun Nuri Bey. Çok iyiyim. Sizin de geçmiş bayramınız kutlu olsun. Hoş geldiniz. Buyurun Nuri Bey. Çok teşekkür ederim. Daha önce de görüşmüştük. Hocalık yapıyorum sürücü kursunda. Doğrudur. Hatırladım. Evet. Doğru hocam. Şimdi sevgili Aydın Bey, ben çok vakit almayı seven bir insan değilim. Diğer kardeşlerimiz de telefonlarda meşgul olmasın. Sadece görüşünüzü almak istiyorum. Şimdi ben yani bu şampiyonlukla Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Bir kere bir Fenerbahçe taraftarı olarak tebrik ediyorum. Yalnız yapılanları ya da anlatılanları ya da gördüklerimizi bir türlü ben saygısızlıkla karşılıyorum. Nefretle karşılıyorum. Yani niye oluyor bunlar? Neden oluyor? Niye yaptırılıyor? Ya da niye konuşturuluyor bilmiyorum yani. Hazmetmek lazım. Taraftar ya da bence bir eğitim eksikliğimiz var yani. Sizin bu konudaki görüşlerinizi... Ama konuyu tam anlayamadım. Neyin üzerine konuşmamı istiyorsunuz anlayamadım. Yani konu Trabzonspor'un şampiyonluğuyla ilgili, işte Fenerbahçe... Açtı pankartla ilgili mi? Ha, yani konuşmaları, anladım. 2011'e göndermeleri. Hı-hı. Yani devletin hukuku, anayasası hukuku kabul etmiş, Yargıtay kararını vermiş. Yani bunları çok çok gündeme getirmeleri, içine sindirmiyorlar yani. Ben bilmiyorum, bir spor sever olarak esefle karşılıyorum, utanıyorum. Yani bu konudaki görüşleriniz benim için çok önemli. Peki. Siz de tekrar bir belirtirseniz çok sevinirim. Peki, çok teşekkürler. Saygılar. Sağ olun, çok teşekkürler Nuri Bey. Kendine iyi bakın, iyi çalışmalar. İzmir'e de sevgiler, saygılar. Şimdi tabii öncelikle şunu söyleyeyim, o pankartla ilgili. Tabii hoş bir pankart değil. Yani evet, şöyle bir savunma var. İşte Sayın Abdullah Avcı'nın soyadı Avcı, ondan dolayı böyle bir pankart yapıldı diye. Ama tabii orada hassas bir resim ve bir silahın ucuna konmuş olan Fenerbahçe'nin sembolü var. Biliyorsunuz 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe futbol takımı malum yapı tarafından, bunu herkes çok çok iyi biliyor, malum yapının operasyonu sonucunda yok edilmeye çalışıldı. Ve bu çok hassas bir konuydu. O günden beri de hala bunu yapan kişi veya kişiler bir türlü bulunamadı. Belki de onlar da kaçmışlardır, belki Pensilvanya mı kaçmış, nereye kaçmışsa kaçmıştır, çok da şey değil de bu yapının bir operasyonuydu. Şimdi o döneme döndüğümüz zaman da şimdi şunu söylememiz lazım.
Bunun bir operasyon olduğunu herkes çok iyi bilir. Aklı Selim çok fazla Trabzonspor taraftarı da zaten artık bizim o dönemleri bırakıp geleceğe bakmamız gerektiği yönünde bizi çok arayan, çok fazla bu konuda görüşünü bildiren Trabzonspor taraftarları da var. Ama maalesef o dönemde bu operasyonu yapanlar şu an neredeler? Bir kısmı Amerika'ya kaçmış vaziyette. Bir kısmı ayakkabıları bile olmadan, ayaklarında çoraplar olmadan yurt dışına kaçarken yakalanmış vaziyette. Bir kısmı da uzun yıllardır işte cezalar almış vaziyette. Bu operasyonu yapan polisler, hakimler, savcılar şu anda nerede olduklarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'nda 2010-2011 şampiyonluğunun karşısında ne yazıyor? Fenerbahçe yazıyor. 2010-2011 şampiyonluk kupası Fenerbahçe'ye verilmiş vaziyette ama tabii hala belli bazı dinamikler üzerinden camiaları, taraftarları karşı karşıya getirmek kimseye karşı karşıya getirmek hoş bir davranış değil. Bence biraz daha aklı selim davranılması gerektiğini söylemek istiyorum. Biraz daha sakin olması gerektiğini söylemek istiyorum. Bu tip paylaşımlar, bu tip olaylar daha sonra taraftarlar arasında da çok farklı noktalara götürebilir ülkemizi. Bu yüzden dikkat edelim. Bu operasyonu yapanların, operasyona ülkeyi bölmeye çalışanların bu oyunlarına dur dememiz lazım. Onların oyunlarına gelmememiz lazım. Yeniden çünkü ülkeyi bölmeye çalışıyorlar. Ülkeyi parçalamaya çalışıyorlar. Günaydın. Günaydın Bey. İyi günler. İyi günler. Cenk ben, Fenerbahçe taraftarıyım. Buyurun Cenk Bey, hoş geldiniz. Ben sizinle bir konuyu paylaşmak istiyorum. Buyurun. Belki bilginiz vardır. Şimdi bizim Sayın Başkanımız Ali Koç geçen gün açıklamalarda bulundu rakip takım için. Şimdi ben bizim başkanımızdan, size de bu gazeteciniz belki daha iyi bilginiz vardır. Şimdi başkan rakip takım için bir sürü eleştirilerde bulunuyor. Ama başkanımız Kulüpler Birliği toplantılarında gidip Ağoğlu'nun bulunduğu toplantıya katılıyor. Ağoğlu diyor ki 7+4 son toplantılara katılmadı. 7+4 gelecek yıl olmasın diyor. Bir yıl daha 8+3'ü uzatalım diye teklif getiriyor. Yani elinde çok yabancı var. Bizim başkan da bunun yanında, yani onun arkasında duruyor. Ya bizim başkan niye demiyor 8+3 devam edecek? Mesela bizim başkan Trabzonspor'un teklif ettiği bütün şeylerden neden tepki göstermiyor? Neden arkalarında Kulüpler Birliği'ne beraber hareket ediyor? Ama çıkıyor, açıklama yapıyor başkanımız. Rakip takım şunu yaptı, bunu yaptı. Ya biz taraftara karşı böyle deyip de kapının arkasında bunlarla neden beraber oluyor? İkincisi de ben Türkiye'de spor diyorlar ya, barış, insanları birleştirici. Ama ben yıllardır görüyorum ya, Türkiye'de spor barış değil, spor düşmanlık olarak gidiyor. Neden? Bir kulüp başkanı neyi temsil eder? Camiyi temsil eder. Ağzından çıkana dikkat ediyor. Kulüp başkanı şampiyonluğunu kutluyor. Avcı'yı yanına almış maçtan sonra, gazeteciyle orada sohbet ederken canlı yayında siz de dinlemiştiniz. Diyor ki 8 tane Süper Lig şampiyonluğumuz var diyor. Ya şimdi başkan bunu deyip de televizyonda canlı yayında 8 tane Süper Lig şampiyonluğumuz var diyorsan, arkada gidip benim Ali Koç'u, Ahmet Nurçevir olduğu yerlerde ne diyor? Ben onları merak ediyorum. Siz gazeteciler oradasınız. Oralara gidiyorsunuz. Aynı Ağoğlu orada da diyor mu o milletin içinde 8 tane Süper Lig şampiyonumuz var diye başkanların yanında? Ben bunları öğrenmek istiyorum size. Peki. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler. Kolay gelsin. Şimdi tabii bu şampiyonluklarla ilgili demin de söylemiş olduğum gibi yani Trabzonspor'un resmi olarak şampiyonluklarına baktığımız zaman tabii ki demin de aynı konuları konuştuk. Şu ana kadar 7. kez şampiyonluğunu elde etti Trabzonspor. İlk şampiyonluğunu 75-76'da aldı. Tabii burada başkanların açıklamaları camiaları bağlar ama bu kulüpler bile toplantılarında ben bu konuların girildiğini ihtimal bile vermiyorum. Sadece taraftar önünde nezdinde bu tip konuşmalar yapılıyor. Zaten Sayın Ali Koç yarın saat 3'te çok önemli bir basın toplantısı yapacak. Bu basın toplantısında hem bu konularla ilgili hem Türkiye Futbol Federasyonu hem MHK ile ilgili önemli bilgi ve belgeler paylaşacak. Bekleyip görmek lazım. Ama gene aynı şeyi söylüyorum. Yani
biraz daha sakin olması gerekiyor bu konularda. Biraz daha sağduyulu davranması gerekiyor. Başkanların biraz daha konuşmaları yaparken dikkat etmeleri gerektiğini söylüyorum. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, saatlerimiz 10.31'i gösteriyor. Mesajlar da gelmeye başladı. Fikret Bey demiş ki Göztepe'nin satışıyla ilgili Saadettin Bey alsa nasıl olur demiş. Veysel Kazan Uydu'da Fenerbahçe TV'ye ulaşılamıyor demiş. Bilginiz var mı demiş. Ama ben bakarım şimdi, ama gördüğüm kadarıyla bir sıkıntı yok. Tahmin ediyorum, belki hava şartlarından bir problem var tahmin ediyorum. Mehmet Ali Altay, Ertem Şener'in maç anlatımı hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Ertem maça çok ayrı bir hava katıyor. Değişik bilgiler paylaşıyor. Paylaştığı bilgilerde ertesi gün sosyal medyada veya maç anında da TT oluyor. Ben Ertem Şener'in maç anlatımlarını beğeniyorum. Keyif veriyor. Bazen maçın bir önüne çıkıyor. Yani maçı unutup Ertem'i dinlemek ayrı bir keyif veriyor. Günaydın. Alo. Günaydın. Günaydın Aygün Bey. Merhabalar. Kime görüşüyoruz? Yasin, ben Tekirdağ'dan arıyorum. İlk defa arıyorum size. Buyurun Yasin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Size öncelikle Galatasaray'daki gelişmelerden bilgi alabilir miyiz? Uzun zamandır sizi radyodan dinliyorum. Çalıştığımız için bağlanamıyorduk. Bugün evdeyiz. Yani bayram Şöyle söyleyeyim, iyi yapmışsın. Biz bayramda çalıştık Yasin Bey. Evet, biliyorum, dinledim. Evdeydim ama çocuklar da bugün onları da okula bırakınca kreşe. Daha iyi oldu. Şimdi daha rahatsınız şu anda tabii. Şimdi şöyle, hakikaten bir komedi oynanıyor orada. Yani kimse kusura bakmasın. Galatasaray'ı öyle bir noktaya getirdiler ki kulübü kilitlemiş vaziyetteler. Şimdi 11 Haziran'da seçim yapılacak ama 11 Haziran'daki seçimin bile iptal olup olmama durumu iptal olabilir. Yani gene bir kişi başvuruda bulunabilir. Mahkemeye gidip gene bir iptal kararı çıkartabilir. Yani o kadar saçma sapan işler yapılıyor ki kimse kusura bakmasın. Yani başkan adaylar için de söylüyorum. Yani bir an önce bu seçim bitirmeleri lazım. Bakın, kulüp kilitlenmiş vaziyette. Ödemeler yapılmıyor. Transferler yapılmıyor. Hocanın konusu ne olacağı belli değil. Her gün bir haber çıkıyor. İşte o Metin Öztürk diyor ki onu alacağım diyor. Burak Elmas diyor ki bunu getireceğim diyor. Burak Elmas yeniden aday olacağını konuşuluyor. Mahkemeye götüren Fırat Bey miydi? Tam şimdi bak, Fırat Bey miydi? Fırat Develioğlu mahkemeye götürdü. Kulübü kilitledi. Şimdi adayım ben diyor. Metin Öztürk var. Eşref Hamamcıoğlu var. Yani kulübü öyle bir noktaya getirdiler ki basketbol takımına transferler yapılmıştı. Bu seçimden dolayı maalesef iptal oldu. Şimdi Torrent'te açıklamalar yaptı. Birçok futbolculara görüşmüştük. Mayıs ayında, çünkü normalde transferler insanlar bitiriyorlar. Birçok futbolcularla görüşmüştük ama bu kulübün bu hale gelmesinden dolayı bu futbolcular gittiler, başka yerlerle anlaşmalar başladı. Yani çok kötü bir dönem Galatasaray'ı bekliyor. Kimse kusura bakmasın. Maalesef o tüzükteki o madde mutlak surette değişmesi gereken madde. Bir de şey değişmesi gerekiyor. Onu da kafaya takmış vaziyetteyim. Bu imza toplamalar var ya. A4'de kimse el yazısıyla ben kongreye gitmesini istiyorum diye bir yazı yazan. Bu noterden yapmak zorundasın. Öyle bir şey yok. Ben o şahsını, o imza attığını nereden bileceğim? O şahsın imza attığını? O imzaların geçerlilik olması için noterden yapılması gerekiyor. Ve tüzükte de mutlak suretle bu ibra olayının biraz ayrılması gerekiyor. Yani 150 kişi gelen başkanı beğenmiyor. 6 ay sonra seni ibra etmem diyor. Gene kongreye götürüyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? 25-30 milyonluk camiayı 150 kişi idare edebilir mi ya? Benim de size yani o konuda hak veriyorum şöyle. Yani bu kişiler hani ekonomik düzeyleri çok yukarıda insanlar. Ne olursa olsun Galatasaray'ı kilitleyemezsin. Galatasaray spor kulübünü kilitleyemezsin. 25 milyon taraftarı olan bir takımı 150 kişi rezil ediyor açıkçası. Yani evet. Benim düşüncem. Ya hakikaten yani, şimdi ya komedi gibi ya, her gün kongre mi var? Kongreye gidiyor insanlar. Boş salonlarda oturuyor. Yönetim yok. Bir bakıyorlar efendim mahkemeden bir karar çıktı. Kongre iptal oldu. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Günah ya, yazık ya. Galatasaray camiasına, taraftarına yazık. O insanlar oturacaklar evlerinde, en iyi yerlerden, en iyi localardan izleyecekler. Karda kışta bu takımına destek olan Galatasaray taraftarı da bunların yaptıklarını görecek. Olur mu böyle saçma sapan şey ya?
Haklısınız. Çok teşekkür ederim bilgileriniz için. Size iyi yayınlar diliyorum. Biraz taraftar yönüm ağır bastı bu konularda. Biraz da benim taraftar yönüm var. Açıkça söylüyorum. Yani bir kere Galatasaray'ın artık biraz daha da halka açılması gerekiyor. Bu kongreye üye olma anlamında karda, kışta, yağmurda, çamurda takımına destek olan, cebinde parası olan kişiler Galatasaray'a üye olamıyor ya. Galatasaray Spor Kulübü'ne üye olamıyorlar. Niyeymiş efendim? Oradan işte gelen bir Galatasaray Lisesi olması gerekiyormuş da yok şu şartlar olması gerekiyormuş, bu şartı olması gerekiyormuş. Ya olabilir mi böyle bir şey ya? Karda kışta sahada takımına giden, şampiyonluk yollarında takımına destek olan, takımını yalnız bırakmayan, gece havaalanlarında sabaha karşı gidip takımını karşılayan, sabahın köründe gidip takımını yolcu eden, deplasmanda takımında yanında olan kişiler kongresi olamıyor. Neymiş? Tüzük bunu engelliyor. Olursa da belli bir kısmı olabiliyor. Ona da içeriden işte onay verilmiyor. Onlar da olmuyor. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Vallahi bakın bugün Fenerbahçe'nin 40 bine yakın ada üyesi var. Beşiktaş'ta aynı şekilde. Ama Galatasaray'ın bu üye şeyini mutlak surette değiştirmesi gerekiyor. Galatasaray bir kere biraz daha taraftar açılması gerekiyor. Galatasaray bir kez daha tüzüğünü baştan aşağı değiştirmesi gerekiyor. Özellikle bu ibra konusuyla ilgili o madde kesinlikle tüzükten çıkartılması gerekiyor. Galatasaray kongre üyeleri A4'e yazmış olduğu yazılarla kongreye götürmemesi gerekiyor. Galatasaray kongreleri noterden gitmesi gerekiyor. Kimse kusura bakmasın. Ben gene aynı şey söylüyorum. Nereden bileyim ben o kişinin o imza attığını? Garantisi var mı? Nereden bileceğim ben o imza attığını? Oraya A4'e yazıyorlar. Yani Burak Elmas'ın şeyini beğenmedim, yönetimini beğenmedim. İdari ve mali yönden ibra etmiyorum. Bu takımın kongreye gitmesi gerekir. Tamam da sen imza attın, imza mı attın sen? Senin imzan mı o? Geçerli mi? Gideceksin noterden vereceksin. Noterden. Noterden ihtarnameleri çekeceksin. Bu da değişmesi gerekiyor. Yani Galatasaray'ın tüzüğü maalesef çok geride kalmış. Yani birçok kulüpler, dernekler, masaları komple tüzüklerini değişti. Biz bile Türkiye Spor Yazarı Derneği'nde her 6 ayda bir veya 2 yılda bir veya 1 yılda bir belli bazı maddeleri tüzüklerde değişmeye gidiyoruz. Artık tüzükler çok değişti. Biz bile kendi kongremizde bizi kongre üyelerinin yani seçime götürmesi için noter şeyini koyduk ya. Çünkü bizi de böyle yapmaya kalktılar. Bir baktık ki atanan imzalarla, şahsın imzasıyla, şahsın bize üye olduğu zamanki imzaları aralarında farklılıklar var. Aradık şahsı. Aynen söyleyeyim bak aradık. Nedir bu dedim. Ya dedi işte ben dedi imza vermeye gidemedim dedi. İşte oradaki arkadaş beni aradı dedi. Ben de benim yerime imza attım dedi. Aynen cümleler böyle. Biz ilk seçimden sonra hemen tüzüğü değiştirdik. Noter şeyini koyduk ve şimdi düzgün bir şekilde kongreye götürmek istiyorlarsa bizi gidecekler. Şahıslar noterle gidecekler. TC kimlikleri belgelerle gidecekler. Noterden imzalı bir şekilde isteklerini belirtecekler. Öyle A4'e M4'e yapılacak şeyler değil bunlar. Günaydın. Günaydın. İyi günler. İstanbul'dan arıyorum. İsmim Ayhan. Buyurun Ayhan Bey, hoş geldiniz. Buyurun Ayhan Bey, hoş geldiniz. Bu pankart kısmını görüşmek istiyorum abi ben. Yani bu 8. şampiyonluk diyorlar. Sonuçta bu mahkemeyle belirlendi. Evet. Haklı olduğumuz meydana çıktı. O zaman Trabzon'lu taraftarlar o şeyi 8. şampiyonluk yazanlar demek ki artık bir şeye güvenmiyor. Adalete güvenmiyorlar yani. Hukuka güvenleri yok diyorsun. Hukuka güvenleri yok abi. Başka ne olacak yani? Bir de bunun bir yaptırımı yok mu abi? Yani siz daha iyi diyorsunuz bu işleri ya. Bunun yani bir yaptırımı var mı yok mu bilmiyorum ama yarın öbürsü gün bir kulüpte çıkıp da efendim 2025-2026 şampiyonu benim derse ne olacak? Evet abi yani bu da olabilir. Yani çıkayım ben de söyleyeyim. Ben de yarın çıkayım diyeyim ki atıyorum bu senenin şampiyonu işte Trabzon diyelim. Ben de çıkayım diyeyim ki ne Trabzon'u kardeşim bu sene bu kadar olaylar oldu. Bilmem neler oldu işte hakemler gitti geldi şu oldu bu oldu. TFF başkanı gitti. TFF yönetimi istifalar etti. MHK 3 tane MHK başkanı değişti. Bu lig böyle deyip bu senenin şampiyonu. Bak gene aynı söylüyorum. Trabzonspor'un hakkıyla şampiyon oldu. Ona kimse bir şey diyemez. Alın teriyle Trabzonspor'u futbolcular şampiyon oldu. Ama çıkıp da bir takım başkanı derse bu senenin şampiyonu benim derse ne olacak? Ya abi senin şampiyonluğunda falan derdimiz yok. Bizi artık germesinler. Anladım. Ya, ne demek istedim anlatabildim değil mi yani? Anladım abi. Çok iyi anladım yani. Biz artık çok gerildik Fenerbahçe taraftarı olarak. Ben de sizden bir ricam var abi. Yani bu böyle olmadı diyorlar. Neden olmadı? Hep yasla gidiyorlar.
Bu olur mu olmaz mı? Sizin fikrinizi merak ediyorum abi. Kapatıyorum. Çok teşekkür ederim. Peki, teşekkürler. Bu zaten hukuk gibi olaydı. Bugün UEFA'nın bile, UEFA'yı da Trabzonspor o zamanki yöneticiler çok fazla başvurularda bulundu. Kaslara kadar gitti ama hepsinden geri dönüldü biliyorsunuz. Bu bir mahkeme kararıyla. Bu zaten artık bunu konuşmak bile artık o kadar bana şey geliyor ki sizleri de artık dinlemek bıkkınlık getirmiştir. Bizleri de konuşmak bıkkınlık getirdi. Bunun zaten bir operasyon olduğunu, bunu ülkeyi bölmeye çalışanların, sporun içerisinden ülkeyi bölmeye çalışanların bir operasyonu olduğunu zaten gözlemlendi. Bakın o dönemde ben tabii ki insanlar o dönemde bu yapının vermiş olduğu haberleri okudular maalesef. Maalesef o işte gazeteler var ya, Zaman Gazetesi, Zaman Yolu mudur? Zaman Gazetesi bilmem ne, yok Zaman Yolu TV'ler falan filan, oradaki haberleri okudular. Bu yapının bir operasyonu olduğunu daha sonra insanlar öğrendi. Şimdi düşünün, bir diyorlar ya işte şike mike diyorlar. Ya bir şike yaptığı zaman o kulüp başkanının ve o kulüp yöneticilerinin ses kayıtlarının olması lazım. Hiçbirinin ses kaydı yok. Ben o mahkemelerdeydim. Ben o mahkemelerde içerideydim. Hem Çağlayan Adliyesi'nde hem Silivri Adliyesi'nde özel kurulan bölümlere de girdik. Parmakları basılan yerler falan filan bilmem ne. O Mehmet Ekiciler bilmem ne var. Mehmet Berk miydi bilmem neydi. Kaçtı hepsi zaten. Hepsi vatan hainler. Hepsi yurt dışına kaçtılar. Kimi de içeri atıldı. Onlar işte diyor ki bu yapılmış diyor. Şimdi dinleyin diyor. Ulan dinliyorsun. Garip garip insanlar konuşuyor. Yani bir kulüp başkanı veya bir kulüp yöneticisi veya bir teknik direktör, bir futbolcu konuşmaları yok. Kendi kafalarına göre bir şeyler yapmışlar, kurmuşlar. Ülkeyi bölmeye çalıştılar. Bu kadar. Günaydın. Günaydın Aygün Bey. Gökhan Mermer. Öncelikle geçmiş bayramınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun sizin de. Çok mersi. Ben de yayını dinliyorum. Genelde hep tek taraflı gitti bu saate kadar. Ben farklı bir pencereden bakayım. Buyurun. Ben Galatasaray taraftarıyım. Şimdi şöyle, öncelikle Trabzon maçında açılan pankart 3 kulübü de aslında hani sözde ironi ya da espri adı altında rencide eden bir pankarttı. Hani şampiyonluk kutlamasında bence o gönderme değil bence. Gerek yoktu. Keyfini yaşadı. Keşke. İkinci noktada da sahada oynanan futbolla yıl boyunca kesinlikle Trabzon'un hak ettiğine hemfikirim sizinle beraber. Hı hı. Oldukça keyifli. Şimdi diğer taraftan bakacağım açı şu. Birincisi, ben de bir Galatasaraylı olarak mesela şu pankartı gördüğümde bir Kanarya'nın aslını boğazlarken bir pankart açıldığını gördüğümde ki boğazlamak, hani boğazlamak tam kelimesiyle şiddet içeren bir eylem. Yine başka bir Kanarya'nın aslını tekmelerken gördüğümde öyle bir koreografi, bu da şiddet içeren bir pankart. Hatta en son açılan pankart şöyle, şiddetin de ötesinde nefret içeren bir pankart ve Ali Koç döneminde hatırlarsınız, seni de seni seveni de sevmiyoruz diye bir pankart açıldığında bu da nefret içeren bir pankart. Şimdi nefretin boyutu, ki bunu hani Ali Koç döneminde yapıldığında örnek mesela Ali Koç o tip pankartlar için kendi döneminde açılan, ne demek? Bu arada seni de seni sevmeni de sevmiyoruz pankartındaki seniler kırmızı. Ya tabii ki bu Galatasaray için yapılan bir şey. Hani Kanarya'yı da geçtim. Şimdi bunlar olduğunda, bunlar Fenerbahçe tribününde olduğunda ben bir Galatasaray olarak rahatsız oluyorum. Benim sembolümün tekmelenmesinden, boğazlanmasından. Öte yandan hani koreografiyi geçtim. Bu 2011-2012. Ben bu arada %100 katılıyorum. Sizin de hani ana çıkış noktanız. Açın TFF'nin kayıtlarını. Şampiyon Fenerbahçe yazıyor. Hı hı. Bu tartışılacak bir konu değil. Ve bunun aksini söylemek de bence rakibe saygısızlık. Ama işin diğer tarafından bir de şu var. Yaklaşık 1,5 yıldır her yerde 29. şampiyonluğumuz diyen bir Fenerbahçe başkanı var. 28 pardon. Peki bu hangi resmi kayıtlarda Türkiye Süper Ligi'nde 28'den kasıt Fenerbahçe'nin 1907'den beri kazandığı şampiyonlukları ifade etmiyor. Türkiye Süper Ligi olarak sayılması için bir başvuru var. Bu başvuru kabul edildi mi? Hala bekliyor. Peki bu ama UEFA'nın listesinde Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu gözüküyor. Ama öyle derseniz de 2010-2011 sezonunda UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nde de Fenerbahçe'nin Trabzon var. Ama şampiyon listesinde de Fenerbahçe gözüküyor. Tamam, hayır, gitme işte, anlamına söylüyorsunuz siz. Tamam, ben istediğiniz. Şunu söylüyorum. Ya bir başvuru var. Bu başvuru kabul gördü mü? Ki sen her yerde 28 şampiyonluk diyorsun. Şu açıdan söylüyorum. Bu bir rekabet değil mi? Yani tabii ki bir takımın daha çok yenmesi, daha çok şampiyon olması önemli. Biz 22 kere şampiyon olmuşuz. 23 kere. Ya en çok şampiyon olan biziz diye övünmemiz lazım değil mi? Ama biri çıkıyor ısrarla, hayır benim diyor en çok. Bakın onaylanır ayrı,
Bu davada haklı olabilir ayrı. Ama o zaman Trabzonlu da diyor ki kardeşim sen istediğin kadar resmi kayıtlarda var diyorsun de benim hakkımda. Aynı sizin dediğiniz örnek gibi. Ali Koç bugün de çıkacak, açıklama yapacak. Yarın. Zorla, yarın çok pardon. Yarın da açıklama yapacak. Yine diyecek ki benim 4. senem bu camiye şampiyonluk veremedim. Basketbol takımını bile playofflara sokamayacak seviyeye getirdim. Bunların her birinde sportif başarısızlıklar var demeyecek tabii ki. Zorlama bir yorumla FETÖ'ye gelecek. Çünkü eğer zorlamayı şundan söylüyorum. Sen aslanı boğazlıyorsan, tekmeliyorsan ve Galatasaray camiasının seni de seni seveni de sevmiyorum dedirtecek nefreti yaratabiliyorsan karşında da sana derler ki al bu. Hepsinin kötü olduğunu söyleyen birileri çıkar mı? Çıkmayacak. Şimdi bu pankartlarla ilgili şöyle söyleyeyim. Tek taraflı bakmamamız lazım. Yani Gökhan Bey bugün Saraçoğlu'nda pankart açılıyor. Doğru mu? Doğru. Derbilerde açılıyor. Doğru. Arenada da açılıyor. Şeyde de açılıyor. %100. Yani eğer bir daha taraflı çıkar dersek ki biz çok masumuz yalan söylüyordur en başta. Ben. Oradan onu söyleyelim. Çünkü hep aynı söylüyorsunuz tabii, ya bu pankartlar açılıyor. Ben de çünkü şöyle. Yani hatırladığım dinliyorum. Kadarıyla tabii hatırladığım kadarıyla o çok pankartlar var. Şeyi pankartı vardı tabii, neydi? Soruşturmaya bile giren neydi o boksörün? Zorlama. Rakip pankartından soruşturma. FETÖ öyle hayır, bir hayır, takım şunu oldu ki. Hayır başka bir şey söylüyorum. Yani, hayır başka bir şey söylüyorum. Bu pankartlar her statlarda açılıyor. Onu demek istiyorum. Tek taraflı evet, yapmak ben yanlış olur. Ben de onu söylüyorum. Ben orada, de şimdi, başından beri dinliyorum. Orada, sadece oradaki, konuşuluyor. Oradaki, pankartı. Oradaki konu şu. Şimdi o pankartla ilgili bir tabii silahın ucunda bir kuş var. Peki boğazlamak? Ya ben net hayır başka bir şey. Kanal başka bir şey boğazlıyor. Başka bir şey anlatıyorum size. Fenerbahçe'nin başka bir şeyini anlatmaya çalışıyorum. 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe takımı kurşunlandı. Ondan dolayı evet. Fenerbahçe'nin tepkisi var. Tamam. Anlatabildim demek istediğimi. Bu bunu yapmak zorlama değil mi sizce? Avcının silahının ucundaki ya ben olsam, ben olsam 2015'e götürmek gerçekten zorlama değil mi? Ama insanların kafasında bu zorlama değil ama insanların kafasında bu bir anda çağrışım yapıyor. O zaman şöyle Ali Koç da şu mesajı veriyor. Diyor ki hiç çağrışıma da gerek yok. Net söylüyor. Ben tüm Galatasaraylıları da Galatasaraylıları sevenleri de sevmiyorum. Diyecek bir Fenerbahçe başkanından mı bahsediyoruz o zaman? Bakın. Hiç zorlamaya gerek yok. Seni seveni de seni seveni de sevmiyoruz eğer kulüp başkanı sahipleniyorsa. O zaman bunu mu söylüyor? Bu mu nefret tohumu? Benim dediğim şey şu. Kimse birbirinden masum değil. Ama en az 8 telefondur. Bağlantı hep aynı yönde. O pankart nasıl açılır? Ya sen benim boğazıma sarılıyorsan çok rahatlıkla. Sen her yerde 28. şampiyonluk diyorsan pardon ama kim onayladı bu 28. şampiyonluğu? Kim sana onları atıfta bulun da sen her yerde diyorsun. O zaman da aynı sizin dediğiniz gibi açalım resmi kayıtlara bakalım. Türkiye Süper Ligi'nde kim kaç kere şampiyon olmuş. Hı hı. Bu saygısızlık değil mi rakibe? Aynı 2010-2011 şampiyonu biz izleyen Trabzon'un Fenerbahçe yaptığı saygısızlık gibi saygısızlık. Ama sorun şurada özellikle Ali Koç bu ülkenin seni beni osu busu değil Türkiye'nin en zengin. Bu hatırlayın Fenerbahçe başkanı olmadan önce Cumhurbaşkanlığına aday gösterebilen bir adamdı. Öyle bir şey yok yapmayın bunu. Hiç öyle bir şey yok. Bakın. Nasıl? Öyle bir şey yok. Cumhurbaşkanlığına aday gösterilen bir aday değil. Hatta bununla ilgili. Gösterilebilecek bir adaydı. Hayır bakın. O dönemde bakın ama bak. Önce gösterilen bir aday dediniz. Sonra gösterilecek bir aday. Tam bakın gösterilebilecek. Demedim ki kimi gösterdi. Siz dediniz de gösterilecek gösterilen bir aday dediniz. Gösterilebilecek. Hayır bak önce gösterilen dediniz. Tamam, sonra gösterilebilecek dediniz. Sonra öyle bir şey yok. Hatta o dönemde Ali Koç'un siyaset üzerinden vurmaya çalışıldı. Sırf Sayın Ali Koç çıkıp da ben siyaseti düşünmüyorum. Ben kulüp başkanlığı düşünüyorum dedi. Yapmayın böyle. Öyle bir ben şey yok. Söyledim. Bakın. O potansiyeli olan bir aday. Bu kötü bir şey mi? Niye böyle? Hayır bir şey değil ama bakın anlamadım. Olmayan bir şeyi yaratmaya çalışıyorsunuz. Hayır, farklı ben bir noktaya getirmeye çalışıyorum. Tam tersi diyorum ki o hayır, potansiyelde bakın. Türkiye'de sahiplenilen hayır. Bir adamdı ama bu fanatizm onun gözünü kör ettiriyorum. Peki çok teşekkürler Gökhan Bey. Öyle bir şey demediniz. Ne dediniz siz çok iyi anladım. Siz de çok iyi anladınız. O dönemde farklı bir noktaya getirilmeye çalışıldı adaylığı. O yüzden sık sık çıkıp o dönemde Sayın Ali Koç açıklamalar yaptı. Kesinlikle siyaseti düşünmediğini, kulüp başkanlığını düşündüğünü söyledi ve hükümete destek olduğunu her fırsatta söyledi. Bunları şimdi ayırmamız lazım. Yani şimdi önce adaydı, değildi, şuydu buydu olmaz. Burası bir canlı yayın. Burada milyonlar bizi dinliyor. Türkiye'nin en çok dinlenen kanalı. Yani bir konuşmalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Cümlelerimize biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta.
Evet, ters köşe tüm hızıyla devam ediyor. Saatlerimiz 10.50'yi gösteriyor. Şu an hatımızda görme engelli milli takım oyuncusu Oğuzhan Yokuş var. Oğuzhan, yayınımız hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum abi. İyiyim. Sen nasılsın? Biraz sesin böyle şey gibi geldi, böyle yorgun gibi geldi. Maç mı vardı? İdman abi, vardı. Ne vardı? Bayramda idman yapmış gibi yoruldum ya. Bayram çok yoğun geçti. Yani çok tadına vardım bayramın bu sefer. Bir tek de sanırım bir gribim var. Fransız ülkesinden kalma. Teşekkür ederim. Onu atlatmaya çalışıyorum. Bol sulu falan. O yüzden sesim bir tık kötü gelebilir. Kusura bakmasın dinleyenlerimizde. Şimdi tabii bayramda sen de biz şampiyonluk mücadelesi veren, şampiyon olan hem Trabzonspor'u hem de işte Fenerbahçe'yi, Konya'yı, Başakşehir'i falan konuştuk ama asıl bence konuşulması gereken konulardan bir tanesi de düşme hattındaki takımların bulunduğu durum. Yani Öznür Kablo Yeni Malatya mesela sık sık teknik direktör değiştiren Öznür Kablo Yeni Malatya başta olmak üzere. Göztepe ile Altay mesela, Rize gibi takımları da konuşmamız lazım. Sence bu takımlar neden bu noktaya geldi? Yanlış transfer politikası mı? Hoca fazla değişim mi? Neden? Mesela niye öyle söylüyorum? GZT Giresunspor hocasının arkasında kaldı, destek oldu, göndermedi ve şu anda bulunduğu nokta çok farklı. Çok güzel yerden girdik. Şimdi şöyle bir durum var. Giresun'a baktığımız zaman direkt olarak bir Hakan Keleş takımından bahsediyoruz. Yani gelen takım gerçekten Süper Lig'e TFF 1. Lig'e gösterdikleri karakteri Süper Lig'de de yansıtan. Fakat ilk 10 haftaya baktığımız zaman Hakan Keleş'in performansı ve Giresunspor'un performansı, hani senle de burada çok çok konuştuk. Dinlediğim diğer spor programlarında da Giresunspor'un dümdüz gideceği gibi bir algımız vardı. Fakat yani öyle bir duruş gösterdi ki camia, hatta bir ara şöyle bir durum oldu. Kalesini en az şut çektiren ikinci takım ünvanını falan almıştı. Doğal olarak onlar doğruyu yaparak hocanın adında arkasında durarak ligde kalmayı garantilediler. Geçen hafta Adana Demir'i de yendiği zaman gerçekten müthiş bir olay onların yaptıkları. Kesinlikle takdire şayan. Bir diğer taraftan mesela ben diğer Karadeniz ekibi Rize'den bir alayım diyorum abi. Sonra bir Göztepe, Malatya falan gideriz zaten. Sorular da gelirse sen de paslarsın her zamanki gibi. Rize'de abi şöyle bir durum var. Geçen yıl zaten aslında onlar da bir kötüye gidişi göstermişlerdi. Kötüye gitti ama işte Stephen Thomas geldi, sonrasında Bülent Uygun falan geldi, Şumidika geldi, Şumidika sonrasında Bülent Uygun geldi. Bülent Uygun geldikten sonra Rize ligde kaldı ve sanırım Bülent Uygun'un tekrardan bu Türk futbolundan bir 10 yıl ekmek yeme kredisi oradan geliyor. Çünkü zaten inanılmaz başarısız, gerçekten çok da ekstra vasıflar içermeyen bir antrenör olmasına rağmen sürekli iş bulan bir antrenör. Geçen yıl bunu yaptıktan sonra Çaykur Rizeli de lig girişini yapmış oldu. Fakat başarısız oldu zaten her zamanki gibi. Ya, olağan bir Bülent Uygun performansını gördük zaten. Sonrasında gelen hocalar, işte Hamza Hoca geldi, işte Bülent Hoca geldi. Şu an zaten hali hazırda Bülent Hoca var. Bülent Korkmaz'dan bahsediyorum. Ama takımın gerçekten takım savunması çok çok problemliydi. Ki geçen yılda bunun sinyallerini veriyorlardı. İşte Talbi oynadığında da, atıyorum Selimay oynadığında da, bu yıl oynarken Sebastian Holmen de oynadığı zaman stoperde gerçekten defans altında büyük problemler yaşayan Çaykur Rize takımı var. Nikola Morozyuk ve Dario Manniak bekleri vardı. Sağ sol bekler ki Okan Buruk zamanında müthiş çıkışlar yapmışlardı. Geçen yıla kadar Manniak zaten hep büyük takımların gözdesi haline gelmişti ki bir dönem Fenerbahçe çokça ilgilenmişti zaten. Hırvat milli takımda falan da oynamıştı vardır Manniak'ın. Oralarda bir problem yoktu. Fakat bu oyuncular gittikten sonra bu oyuncuların da geri dönmedi. Kim geldi? Gökhan Gönül geldi. Sol tarafta Cemali Sertel oynamaya başladı. Sonrasında da Ayberk Koç oynadı. Ya aslında Cemali çok da kötü bir oyuncu değil. Gökhan Gönül'ün zaten tartışacak durum yok. Fakat Gökhan Gönül'ün artık futbolu hani bırakması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 3 maç üst üste bu sene oynamadı. Direkt böyle bir istatistik vereyim. 3 maç üst üste maçı yok bu yıl. Bu da Gökhan Gönül'ün hani vücut olarak artık futbolla biraz sıkıntı yaşadığını bize bence anlatıyor. Burada problem yaşadılar. 6 ve 8 numaraları bir türlü harmanlayamadılar. Bir türlü uyum içerisinde sokamadılar. O Okan Burun 11. yaptığı sezon, 18-19 sezonu yanlış hatırlamıyorsam, o sezonda Abdullah Durak'la Petrucci 6 ve 8'de oynuyordu. Ya onlar bile orada daha çok fark yaratıyordu. Şu an baktığımızda Getson geldi. Getson'un daha farklı işler yapmasını bekliyoruz. Yapıyor. Kendince oralarda fark yaratan bir oyuncu kesinlikle. Fakat
takımın ön alanıyla arka tarafı arasında inanılmaz bir kopukluk var. Yani Yusuf Sarı geliyor. İşte Samudio vardı bundan önceki yıllarda. Ya da Umar Aminu vardı bununla oynadığı zamanlarda. Bodin var zaten forvet arkasında, aslında fena da bir oyuncu olmayan. Ama arka tarafla ön taraf arasında dediğim gibi uçurum olduğu zaman kopukluklar oluyor. Rize zaten Hasan Kartal ve yeni başkan Tahir Kıran, hoca değişikliklerinde gözlerini kırpmayan insanlar. Direkt olarak hoca değişikliklerini çokça yapan başkanlar oldular. Porcan Palo transferi oldu. Porcan Palo bugün 15 gol attı ki Finlandiya'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk golünü atan oyuncudur. Öyle önemli bir oyuncudur. Bundesliga patentlidir. İyi bir oyuncu, iyi bir golcü. Ama mesela Papi Sise, 6 ay hiç oynamamış Papi Sise'yi siz devre arasında neden alıyorsunuz? Mesela Hamza Hoca'ya bunu sormak lazım. Hamza Hoca'nın döneminde geldi çünkü. Neden böyle bir şey yapıldı acaba? Bunlara bakmak lazım. Samudio'nun gidişine neden izin verildi? Bu kadar bu ligi öğrenmiş, bu ligde iş yapan. Umar Aminu biraz daha fazla oynatılamaz mıydı o sakatlık dönüşünde? Bunlar sorulabilir. Vesaire vesaire. Ama net olarak şunu söyleyebilirim. Çaykur Rizespor'un düşmeyi net hak ettiğini düşünüyorum. Çaykur Rize ile ilgili bunları söyleyebilirim abi. Peki Çaykur'un düşmeyi hak ettiğini söyleyebilirim diyorsun ama şimdi şöyle bir durum da var. Süleyman Urman'ın bir açıklaması var. Birazdan reklama gideceğiz aslında. Bunu da bölmek de istemiyorum. Süleyman Urman'ın açıklaması şu. Kulüpler Birliği'nin sezon sonunda TFF ile konuşacağız diyor. Ligden bir takım düşmesi, bir takım çıkması yönünde bir düşüncemiz var diyor. Yani çıkan diyor kalmak için çok para harcıyor diyor. Ve inen de diyor çıkmak için çok para harcıyor diyor. Bu anlamda kulüpleri biraz zor duruma sokmama adına diyor. Bir takım çıkmalı, bir takım inmeli tarzı bir görüşü var. Ben çıkıyorum. Bu olmaz yani. Bu inanılmaz bir durum çünkü ikincilerin de direkt çıktığı bir lig organizasyonu var. O zaman kural tamamen değişik. Çünkü ikinci de direkt olarak çıkmış oluyor TFF birinci ligden. Aynen. Ayrıca 3-4-5-6 playoff oynuyor. Aynen. Siz onların da başarısını yok sayıyorsunuz. Aynen. Yani böyle bilmiyorum, bana çok garip geldi. Ben çok da böyle mantıklı bulmadım. Zaten o pandemi sezonunda tutup bu kadar lig sayısı, takım sayısını arttırmaları inanılmaz oldu. Düşmeyi yapmadılar. Sonrasında işte takımları 21 takımla oynandı ligler. Şimdi geliyoruz tekrardan düzeltilmesi, kademeli düzeltilmesi söz konusu. Zaten TFF'nin böyle bir kararı var. Zaten yaptıklarının yanlış olduklarını anladılar. Yanlış yaptık diyemediler her zamanki gibi. Öz eleştiri yapamazlar sonuçta. Doğal olarak ben Süleyman Orman'ın dediğini de gerçekleşeceğini bu ekonomik konjonktürde düşünmüyorum. Çünkü onlar evet çıkmak için para harcıyorlar, düşmemek için veya para harcıyorlar. Çıkanlara ne yapacaksınız? Onların harcadığı parayı verecek misiniz yani? Evet, attığımızda görme engelli milli takım oyuncusu Oğuzhan Yokuş var. Oğuzhan, bir yandan da sorular da geliyor. Gazi Kartalları diyor ki Oğuzhan abiye iyi bayramlar. Oğuzhan abiye sorar mısın? Getson ikinci golünü de attı. Devre arası bir şekilde kadromuza katabilseydik şu an ikincilik için şansımız devam ediyordu. Bu hafta derbi ne olur, kim kazanır, Oğuz abinin bir tahmini var mı diyor. İyi bayramlar, ona da geçmiş bayramını kutluyorum. Şöyle, ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Derbiyle ilgili tahminimi direkt olarak böyle söyleyeyim. Çünkü Beşiktaş'ta nasıl böyle bir kanıya vardın peki? Telafisi olmayan Beşiktaş'ta defansif açıdan eksik oyuncular var. Rozier yok. Vida'nın babasının ameliyat olacağı için Vida'nın olmayacağı söyleniyor. Vida gitti zaten. Ülkesine gitti. Tamam. Yani Montero yok. Yani bunlar çok büyük eksikler abi. Fenerbahçe bu kadar formdayken bunu cezalandıracağını düşünüyorum. Ya derbinin favorisi olmaz. Ama hani şu anlamda diyorum, kim kazanır sorusu içimden geçen, mantığıma uyan. Şu an için Fenerbahçe yakaladığı ilk 11 istikrarlıyla beraber bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Diğer tarafa gelecek olursak Getson Rize'de 3 gol attı ve 3 asisti var yanlış hatırlamıyorsam. 6 golle direkt katkıda bulundu ve geldiğinden beri zaten çok çok iyi futbollar, çok çok iyi bireysel performanslar sergiledi. Getson'un ne kadar önemli bu oyuncu olduğunu bence herkes gene tekrardan görmüş oldu. Beşiktaş'ta olsaydı çok büyük farklar yaratabilirdi. Ben de böyle olduğunu düşünüyorum. Ama Beşiktaş'ın onu kiralaması hem yabancı sınırlamasıyla alakalı hem de Getson'un uzun süredir oynamayışı Beşiktaş adına handikap olacağını düşündü. Ama hiç ben sana söyleyeyim, uzunca süre oynamamış gibi değildi. İşte hiç değildi. İşte evet. Ama herkesin tahmini Getson kendine iyi bakmadan geliyor. Alkol bağımlısı oldu vesaire vesaire, rekordta böyle başlıklar çıktı sonuç olarak. Ama Getson tümüyle bunların tersine hareket eden performanslar gösterdi.
aksi yönde muazzam işler yaptı. Hem Beşiktaş'ın keşke olsaydı, keşke kiralamasaydık dedi Beşiktaş yönetimine ve taraftarına. Galatasaray yönetimine bilmiyorum hiçbir şey dedirtmiş midir ya da onların düşünme fonksiyonları o an çalışmış mıdır? Ama taraftarının bu Getson olmalıydı. Biz bunu boşu boşuna bu kadar istemedik. Keşke olsaydı. Çok çok dizlerini dövdüklerinden eminim. Beyaz martılar tabii farklı farklı konulardan sorular geliyor. Zaten biz ana konuya zaten birazdan döneceğiz de. Beyaz martılar diyor ki Aygün abi, Oğuzhan abi sorar mısın? Real Madrid Şampiyonlar Ligi kupasını alır mı? İtalya'da Milan ya. Şampiyon olur mu? Çok güzel sorular. Benim çok böyle sevdiğim konular zaten. Dün Real Madrid maçını dinlerken ya Rodrigo iki tane gol attı bir dakika içinde. Maç döndü, uzatmaya gitti. Sonra penaltı oldu. Ve şöyle bir durum oldu. Uzatmalarda Pep Guardiola ve Manchester City takımı aynı anda kontak kapattı. Yani hiç kimse hiç reaksiyon veremedi. Bir tane olgun hücum gerçekleştirme yok. Sadece bir tane bir duran top organizasyonundan sonra akan oyunda bir kafa vuruşu var. Ya bunun dışında Real Madrid bütün ipleri eline aldı. Bernabeu'da müthiş bir atmosfer vardı. Ve bu takım, bu futbol kulübü gerçekten genlerinde tamamen kazanma odaklı bir kulüp. Yani ben böyle bir şey hiç görmedim ya. İkinci turda, son 16'da Mbappe'li, Messi'li, Di Maria'lı, Neymar'lı, Pochettino'nun hoca olduğu kadroyu gidiyorsun eliyorsun, hem de yenildikten sonra ilk maçta. Hı hı. Dönüyorsun çeyrek finalde son Şampiyonlar Ligi şampiyonunu ve Tuchel'in defansif takımını, her ne kadar büyük onlar da problemler yaşasa da Abramovich'ten dolayı, onları eliyorsun. Finalistini yarı finalde ilk maçta 5'lik olacakken 4-3'te bitiriyorsun. Yaptığın 2 tane golle 4-1'den itibaren sonrasında dönüp bakıyorsun, gelip 1-0 yenik duruma düşüyorsun. Bernabeu'dasın. Herkes turun gittiğini düşünüyor. Bir tek Real Madrid taraftarı ve Real Madrid futbol takımı düşünmüyor. Ya gerçekten olağanüstü bir kulüp. Ben Real Madrid'i hiç sevmem. Normalde futbol olarak söylüyorum. Hı hı. Çok 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 saygı duydum. İnanılmaz bir futbol kulübü. Yani zaten Real Madrid bu sene bize onların neden Real Madrid olduğunu ve Real üstü olduğunu gösterdi. Bizim de futbolu neden bu kadar çok sevdiğimize çokça kanıtlar var artık. İyi ki futbol var diyorum zaten böyle maçları, böyle takımları görünce. Milan için de artık her şey onların elinde. Şampiyon olmamaları için hiçbir neden yok. Zaten eğer Napoli olmuyorsa benim için de kesinlikle Milan olsun. Sonuçta Milan çocukluktan herkesin böyle kafasında kalmış bir kadroları vardır. Bizim de var tabii ki doğal olarak. O eski Milan olmasa da Milan'a da o şampiyonluğun yakışacağını çok çok düşünüyorum. Juventus hegemonyasından sonra Milano'nun iki tarafı da, hem Inter hem Milano, yani Giuseppe Meazza ve San Siro'nun şampiyonluğu görmesi de Juventus adına, Agnelli ailesi adına böyle güzel bir üzüntü sebebi olabilir deyip bu tarafı da böyle kapatabiliriz abi. Şimdi aslında çok güzel bir soru geldi, biliyor musun? Şimdi bu soru gelince benim aklıma geldi. Yani soru şu. Sorar mısın Oğuzhan Bey'e? Bir mucize olmazsa Altay ve Rize küme düşecek. Sorum şu. Altay 3 maç kazanacak. Antep ise bu 3 maçta en az 1 puan alması lazım kümede kalması için. Doğru. Bu şu ana kadar doğru. Tabii. Antep 1 puan alırsa kümede kalıyor. Altay 3 maçı da kazansa düşüyor. Aklıma Antep Göztepe son maç geldi diyor. Son dakika bilerek dışarı atılan bir penaltı geldi diyor. Fikrini merak ettim diyor. Hatırlıyorsun değil mi o maçı? Oo. Hatırlamaz mıyım? Yani bak çok gerçekten enteresan. Evet evet, yani bunu hiç düşünmemiştim. Bu taraftan da hiç bakmamıştım. Ben de hiç bakmamıştım bugün... yani. Helal aynen olsun. Vallahi helal olsun. Bak dinleyicilerimiz hakikaten nelere dikkat edip nelere uyarıyorlar. Benim hiç aklıma gelmedi, biliyor musun bu? Abi yok, hiç gelmedi ve şu an tamamen şey oldum. Göztepe Antep maçında olanları düşünüyorum. Gerçekten dinleyicimize de bravo, tebrik ederim. Penaltıyı dışarı attı çünkü. Atsaydı belki evet. Şu an bu çok daha farklı bir noktada olabilirdi. Ama şöyle... yani orada gerçekten ne düşündü Muhammed bunu yaparken, ben gerçekten merak ediyorum. Hani mikrofonlara onların fair play'inden sonra falan filan dediği ya da şey yaptı, onların düştüğünü, bizim de artık hani bir şey yapmamamız gerektiğini falan, belki de şu an bir puan alamayıp 6'ın 3 maç kazandığına şahit olup Antep gidecek aşağı, bilemeyiz yani. Ama eğer bu olursa bütün dinleyicilerimiz zaten artık şey, Muhammed Demir'i ve Gaziantep'i konuşacaktır. Tabii biz de doğal olarak. Gerçekten olağanüstü bir şey oldu şu an benim için. Değil mi? Şok oldum şu an gerçekten. Vallahi ben de okurken aklıma geldi. Ben de şok oldum.
Yani 2 puan daha alacaktım. Bitecekti iş yani. Şu an 6'ya da eklemiş olacaktım. Çok garip bir durum. Bakalım bu iş bu penaltıya kalacak mı? Bu penaltı hikayesi uzayıp gidecek mi? Gerçekten çok merak ediyorum şu an. Evet, ben şimdi mesajlara da bakıyorum bir yandan sevgili Oğuzhan, gelen mesajları da sana okumak istiyorum. Hakan Volkan Akar: Aygün abi yayınlar, sizi çok seviyoruz. Oğuzhan abi de ekolümüz, o kadar güzel anlatıp bilgi veriyor ki abi. Benim sorum, alttan gelen 3 takım kim olur ve düşenler kim olur 2. ligde diyor. Zaten düşenler 3 aşağı 5 yukarı, yani Gaziantep kalan 3 maçta 1 puan aldığı zaman zaten kalacak. Yani şimdi tabii bir mucize olmazsa diyelim, bir mucize olmazsa Altay, Rize, Göztepe, Öznür Kaplan, Yeni Malatya zaten, ikisi Göztepe ile Yeni Malatya zaten gitmişti. Rize ile Altay şu anda gitmemek için mücadele veriyor ama bir mucize olmazsa Gaziantep düşmeyecek, öyle diyelim. Alttan gelenlerle ilgili senin düşüncen ne mesela? Ben de şimdi o şeyi de açayım sana istersen, puan şeyini de açarım ki. Tamam, ne diyorsun bu şeyle ilgili? Bu 4 takımla ilgili düşecek oradan... olan... Oradan bir başlayalım o zaman düşenlerden. Sonra bir Ankara gücüne, bir Ümraniye'ye bakarız. 7 tane İstanbul takımı oldu biliyorsun Oğuzhan. Aynen. Yani iyice İstanbul'da iyi olmaya başladık ve şu an playoff'a hala hazırda. Şimdi Ankara gücü, MK Ankara gücü, Bereket Sigorta, Ümraniye Spor şu an çıktı. Evet. Onlar çıktılar ve playoff'un içinde şu an İstanbul Spor var. Eyüp'ün de girme ihtimali var. Geçenlerde Hamza Hoca ile konuştuk. Bir bayramlaşmak için aramıştım. O da hani daha şey, çok karamsar. Hani şeye girip giremeyeceğinden. Ya biraz girip puan farkı var. Biraz zor gibi gösteriyor ama girme ihtimali var. İstanbul Spor, Büyükşehir Belediye, Erzurum Spor, Royal Hastanesi, Bandırma Spor, Eyüp Spor, öyle diyelim senin deniminle. Evet. Yani burada ilk altı var. Arkadan gelen de bir Samsun var. Samsun Eyüp'ü rahatsız edip edemeyecek tabii ki burada. 4 puan fark var aralarında. Aynen, 47-51 şu an. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, hattımızda Oğuzhan Yokuş var. Görmeyen gelen bir takım oyuncusu. Oğuzhan, tabii birinci lige bakıyorduk. Sporto'da birinci lige bakıyorduk. Senin de söylemiş olduğun gibi Ankara gücüyle Bereket Sigorta, Ümraniye Spor çıktı. İstanbul Spor, Büyükşehir Belediye, Erzurum Spor, Royal Hastanesi, Bandırma Spor, Eyüp Spor, Yılport, Samsun Spor. Öyle diyelim ben sana. Baktığımız zaman ne görüyorsun bu tabloda? Zaten Ankara gücünün ben çıkacağını düşünüyordum. Sezon başında da düşünüyordum. Hem camia desteği, hem halkın hala takım olabiliyor oluşu. Ankara güç taraftarı çok farklı ya. Ben birkaç kez yani, başlarına gittim. Enteresan yani. Yani çok enteresan ve gerçekten çok sadıklar. Çok kemik sadıklar. Bir taraftar var. Evet. Ve bu taraftar sayısı böyle 2000-5000 falan değil yani. İstedikleri zaman rahatlıkla 20.000'i bulabiliyorlar. Anında topluyorlar. 10.000-15.000 anında geliyor stada. Anında geliyor yani, öyle böyle değil. İnanılmaz bağlılar kendilerine. Doğru. Evet kesinlikle. Ankara gücünde hatta özellikle şöyle bir Ümraniye yapalım. Ümraniye Spor aslında atılımlarını Ahmet Taş Yürek zamanında da yapıyordu. Ahmet Taş Yürek hocayken örneğin Aran Apindangoye'yi Sivas Spor'a göndermişlerdi. Alaaddin Okumuş, Sabek oradan çıkma. Ligimize Sivas Spor'la o da giriş yapmıştı çünkü. O yüzden böyle söylüyorum. Ümraniye zaman zaman kiraladıkları oyuncularla, Beşiktaş'ın özellikle kiraladığı oyuncularla orada onların da gelişmesini sağlayan kulüp görevinde gördü zamanında TFF Bilincik'te. Buna örnek Atakan Üner, Altın Ordu'dan gelen Beşiktaş'a bunu kiraladılar. Aydın Hasic kiralandı. Onun yanında Kartal Kayra Yılmaz kiralandı ki Kartal Kayra 2 yıldır Ümraniye'de oynuyor ve gerçekten çok ekstra bir orta saha yetişiyor diye düşünüyorum. Oyun görüşü, pas kabiliyeti, pas verdiği zaman isabet oranı, oyunu açması, duran toplardaki etkinliği Kartal Kayra'yı çok özel oyuncu haline getiriyor. Özel oyuncu adayı haline getiriyor. Ben Kartal Kayra'nın Süper Lig'de de çok iş yapacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın özellikle sezon başında Valerian İsmail'in bakacağı oyunculardan, hani direkt olarak kiralayın değil de bir bakalım diyeceği oyunculardan olacaktır. Kartal'ı böyle tebrik etmek gerekir. Beklerinde Ercan Coşkun ve Mırsic oynuyordu. Mırsic zaten hem Akhisar gördü hem Osmanlı Spor görmüştü. Sol bekte oynayan Ercan Coşkun da keza Zonguldak çıkışlıdır ama Samsun Spor altyapılıdır. O da fena olmayan bir oyuncudur. Ama işte Yasin Bamu olsun,
Serkan Göksu olsun, Onur Ayık olsun, işler bu adamlara düştükleri zaman, Delvalye olsun, bu adamlara düştükleri zaman yaptıkları skorlarla etkili oldular. Recep Uçar da zaten oyunu geriden kuran bir hoca. Alim Öztürk ve Gulümaç, ki Gulümaç Balıkesir'den gelme. Alim Öztürk de Championship oyuncusudur. İngiltere Premier Ligi altındaki Championship'te oynuyordu zamanında. Türkiye'de de Balıkesir'de de oynamıştı. Ümraniye Spor öncesinde. Gulümaç da keza öyle. İyi tandem oldular. Ayakları temiz, hava hakimiyeti iyi olan, hatta duran toplarda da iyi organizasyonlar kuran ekiplerden biri oldu Ümraniye Spor. Recep Uçar zamanında Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapmıştı. Abdullah Avcı'nın zaman zaman ondan esinlendiğini, zaten Recep Uçar Hoca'nın Abdullah Hoca'dan esinlendiğini zaten dediğim gibi bu oyun kurmada, bu paslaşma kısımlarında rahatlıkla görebiliyoruz. Tebrik ederim Recep Hoca'yı ve Ümraniye Spor'u. Ama hani dediğim gibi ben hep bunu söylüyorum, işte çekinmeyeceğim. Ben bu tarz takımlardansa her zaman taraftarı olan, her zaman gelenekleri olan takımların Süper Lig'de olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bunu da böyle bir ekleme yapayım. 7 takım oldu İstanbul'da Ümraniye Spor'un gelmesiyle beraber. 8.si de gelebilir. Doğal olarak iyice İstanbul Ligi'ne dönüşen, daralan bir skaladan bahsediyoruz. Umarım bu şekilde gidiş olmaz. Umarım ülkenin dört bir yanından takımların bir Süper Lig'de oluşunu ve performanslarına tanıklık ederiz deyip Ümraniye defterini böyle kapatalım. Ankara Gücü biraz daha farklı bir hikaye Ankara Gücü. Çünkü Süper Lig'de çokça iyi performansları var. Finansman anlamda büyük sıkıntılar yaşayan bir Ankara Gücü. Bir de öyle söyleyelim. Yani mali anlamda sıkıntılar yaşayan. Bazen transfer kotaları kapanan. Doğru mu? Tabii çoğunlukla. Evet kesinlikle. Yani her yıl biz Ankara Gücü'nün transfer kotasını açıp açıp oynayacağı ile ilgili konuşuruz. Aynen, yani doğru. Ankara Gücü hep bizi konuşturur bu anlamda. Bir gün açarlar, orada 10 tane oyuncu ile sözleşme imzalarlar, sonra bir daha kapanır. Yani böyle bir durumlar oluyor Ankara Gücü'nün. Mehmet Başkan vardı, Mehmet Yener. Maalesef çok çok kötü yönetti. Sadece konuşan bir başkan olarak tarihe geçti bence Ankara Gücü adına. Faruk Başkan geldi. Faruk Başkan hem parasal olarak hem de yaptığı etki olarak, Ankara Gücü'ndeki etkisi olarak çok çok üst düzey bir adam. Doğal olarak Faruk Hoca ile beraber çıkıyor olmaları da onlar adına büyük bir artı. Ligden düşerken iyi bir performansları vardı. Özellikle Hikmet Karaman sonradan gelmişti. Hikmet Hoca'nın vardı ama Hikmet Hoca her zamanki gibi diyeyim Hikmet Hoca içinde. Şöyle bir 8-10 hafta takımı silkeler, gerçekten ya hoca gerçekten bir şeyler yapacak mı dedirtir. Sonrasında da nedense her takımda böyle bir sorun yaşamaya başlar. Siz 70'e kadar halledin. Örneğin bir tane maç var, Beşiktaş maçı. Öne geçip kaybettikleri 2-0'dan. Pensil'in yıldızlaştığı bir maçtı. 2-0'dan kaybettikten sonra siz 70'e kadar tutun, maçı gerisini bana bırakın demişti röportajda. Hani oyunu oynayan oyuncular, oyunun ana aktörleri, baş aktörleri oyuncular, bu kadar takımın önüne geçildiği zaman şehrin de tepkisini çekiyorsunuz doğal olarak. Hikmet Hoca ile alakalı çokça tepkinin olduğunu biliyorum. Net biliyorum. Doğal olarak hani orayı, o yüzden öyle söylemiştim. Şimdi kadroya baktığımız zaman da Sinan Osmanoğlu ve Yusuf Abdoğlu, ki Sinan Ankara Gücü'nde oynuyordu zaten. Ama Yusuf Abdoğlu Hatay'dan gelmişti. Bu yıl 11 gol 6 asiste direkt etki ettiler abi. Hava hakimiyetiyle inanılmaz iyi. Duran toplarda çok 90-90+3-4'lerde çok fazla maç kazandı Ankara Gücü. Yani 4 tane böyle kazandığı ve 2 tane de böyle berabere bitirdiği maç var. İnanılmaz bir şekilde dakika 90'larda puan kazanan bir Ankara Gücü oldu. Sinan'ın özellikle havadan çok fazla gol bulduğunu görüyoruz. Zaten 1.90 küsür, 1.97 veya 1.98 olması gerekiyor. Bu adamların performansları çok değerli oldu. Erdem Özgenç 37-38 yaşında 9 asistle hem asist krallığına oynadı, olmadı ama asist krallığına da oynadı. Dönüp baktığımız zaman orta sahada oynayan Zahit var, ki Norveç Ligi'nde de fena performansları yapmamış, oradan öyle gelen bir oyuncu ki Süper Lig'de de Ankara Gücü'nün onu tutacağını ben düşünüyorum. Zahit'in iyi bir performansı vardı. Eren Derdiyok ilk haftalarda tamamen damgasını vurdu. 8-9 tanesini zaten ilk yarıda atan bir Eren Derdiyok vardı. Bursa maçını direkt kendisinin aldığını düşünüyorum. Kanatlarda oynayan Ari'yi bir özel bir oyuncu. Geraldo bu lig için fena işler yapmayacak bir oyuncu. Geraldo da ikinci yarıda form tuttu. Atıf Şeşu büyük beklentiler içerisinde alınmıştı. Ama Atıf dikiş tutturamadı. Son yıllarını kötü geçiren bir Atıf Şeşu var. Fenerbahçe'den sonra
müthiş bir performans göremedik ama ikinci yarıda o da zaman zaman katkıda bulundu. O çorbaya tuzunu o da attı. Olusu var ki bireysel olarak ben çok çok beğeniyorum. Oyuna biraz daha akıl koyarsa, biraz daha istikrarlı hale gelirse gerçekten öyle hani büyük takımlar görmemesi mucize olur. Çok yetenekli bir oyuncu. Olusu'dan zaman zaman katkı aldılar. Böyle söyleyebilirim Ankara Gücü için. Mustafa Dalcı ile devam edeceklerini düşünmüyorum. Çok da katkısının olduğunu düşünmediğim bir hoca zaten. Kadronun iyi olması. Hoca anlamında sana bir top atacağım şimdi birazdan. Sen bitir konuyu. Ben farklı bir kadronun iyi olması. Tamam abi. Kadronun iyi olması, şehrin takımı oluşu olması, bürokratların Ankara Gücü'ne destek veriyor oluşu, o stadın doluyor olması bence ne olursa olsun yani bu kadar da tecrübeli oyuncu grubu da varken gerçekten iyi işler yapmalarına vesile oldu diyebilirim. İsmail Kartal ismine ne dersin Ankara Gücü? Yani İsmail Hoca'yı okey derim. Fatih Hoca ile alakalı yani bir kampanya var. İşte Fatih Terim gelsin diye vesaire de. Daha önce çıkaran İsmail Kartal'la anlaşılacağı yönde haberler var. Duyumlar da var öyle diyeyim. Ben İsmail Hoca ile ilgili şunu düşünüyorum. Ben İsmail Hoca'nın Fenerbahçe'yi bekleyeceğini düşünüyorum. Ama bu Jesus haberleri çok o kadar hem duyuldu hem de artık net bilgiler o kadar çok verildi. Jesus ama Brezilya milli takımı da istiyor. Onu da söyleyelim yani. O da var. Ya işte Brezilya milli takımının ilk adayları değil ama. Brezilya milli takımının ilk adayı mesela Guardiola'ydı ilk baktığımızda. Ama şimdi yani, tamamen Jesus dönmüş vaziyette. Evet evet. Ya bu zaten Guardiola'yı getirmek o kadar kolay değil zaten de. Hani Jesus dönüp yani Jesus bir de Brezilya milli takımı çalıştırmak bambaşka bir rüya o. Yani herkes için bir rüyadır. Ben Jesus'un o teklifi ciddiye alacağından eminim. Eğer Fenerbahçe Jesus'u ikna edemez. Aynı zamanda da İsmail Kartal'la yol ayrılırsa Ali Koç inanılmaz bir tepki çekecek. Zaten son 4 yıl yani 4 yıldır geldi Ali Başkan. 4'ünde de farklı takımların şampiyonluğunu gördü. Yani inanılmaz bir sıkıntı Fenerbahçe ve Ali Koç için. Doğal olarak bu 5. yılda kimse o krediyi Ali Koç'a vermeyecektir. Ali Koç olsa bile vermeyecektir. Doğal olarak teknik direktör kısmının bir an önce belirlenmiş olması gerekir. Ve A, B planları mutlaka hazır olmalıydı. A, Jesus'a B'nin mutlaka X kişi olması gerekiyor. Bu plan hazır mı bunu bilmiyorum. Eğer hazırsa bir sıkıntı yok. İsmail Hoca ile yolları tabii ki ayrılabilir. Ama ben senin düşünceni biliyorum İsmail Hoca özelinde. İsmail Hoca kalırsa da niye İsmail Hoca ile devam edilmesi? Benim düşüncem ne? Biliyorum dediğin. Ya İsmail Hoca'nın devam edilmesi yönünde olduğunu düşünüyorum. Senin öyle olduğunu düşünüyorum. Yok ben öyle düşünmüyorum. Sen öyle düşünmüyorsun? Yok. O zaman yanıldım. Ben İsmail Hoca ile devam edilmemesi yönünde düşünüyorum. Tamam. O aynı yani bu 8-10 maçlık bir performansının iyi olması senenin de iyi olacağı anlamına gelmez. Çünkü sene bir daha bir kadro mühendisliği aynen yapılacak. Kadro yani mühendisliği orada ne yapılacak. Kadar başarılı olacak. Tabii kadro mühendisliği yapılacak. Seneye emlik var hem Ziraat Türkiye Kupası hem Şampiyonlar Ligi var. Yani anlatabildim demek istedim. Ben İsmail Hoca'nın oyuncu tercihlerinde, oyuncu değişikliklerinde hatalar yaptığını düşünüyorum açık söyleyeyim. Kesinlikle yok. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Zaten yani özellikle senin gibi bu şekilde düşündüğünü direkt olarak net bir şekilde işler iyi giderken dahi söylemek bence cesaret işi. Yapmıyor insanlar genelde bunu. İşleri gittiği zaman suya sabuna dokunmadan yorum yapıyorlar. İşler kötü gittiği zaman konuşuyorlar. Ama işler kötü gittiği zaman da konuşmak zaten kolay. Onu herkes yapar. Ama bu tespit bence çok değerli. Senin özelinde söylüyorum abi. Ben de İsmail Hoca üzerinde zaten geldiği zamandan beri ben Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon devam etmemesi yönünde olduğunu düşünüyorum. Yani şu an ayağa kalkması gerekiyordu oyuncuların. Ayağa kalktılar. Bu oyuncuların idare edilmesi gerekiyordu. Hoca müthiş idare etti. Bu oyuncuların kısa sürede performans vermesi gerekiyordu. Kısa sürede performans verdi. Hoca bunları başardı zaten. Hocanın bu anlamda tebrik edilip elinin sıkılıp güzel, çok güzel bir şekilde veda edilmesi bence kötü bir davranış değil. Buradaki sıkıntı Sayın Ali Koç'un artık Fenerbahçe'nin hayal kırıklığına uğratmaması. Hem hoca ismi özelinde hem de hocanın kısa sürede getirilmesi yönünde. Tabii hoca bunu, başkan bunu yaparsa bence kimse de çok böyle itiraz edip ya da yangın yerine çevirmeyecektir diye düşünüyorum. Fenerbahçe üzerinde, İsmail Hoca üzerinde de Ankara Gücü çok çok değerli olur. Çünkü Ankara Gücü dediğim gibi şehrin takımı olur. Ankara Gücü'nde çalışmak, Bursaspor'da çalışmak gibi, Eskişehir'de çalışmak aynen gibi olur. Değerlidir. Çünkü Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor çıktıktan sonra bu ligde en çok maça çıkmış takımın Ankara Gücü olduğunu söylemeliyim. Doğru. Yani Ankara Gücü bu kadar değerli ve bu kadar büyük bir camia, 110 yıllık bir camia. İsmail Hoca'nın da çok hayır diyeceğini, özellikle Fenerbahçe serüveni bitecekse ben çok hayır diyeceğini düşünmüyorum.
Böyle kapatabilirim Ankara gücünü. Tabii Yasin Nacak diyor ki o da haklı. Abi diyor günaydın diyor. Olimpiyat stadı, o da çok Fatih Karagümrüklü. Olimpiyat stadı halı sahaya dönecek diyor. Bir gün Karagümrük, 3-4 gün Ümraniye falan diyor. Aslında Ümraniye'nin kendi sahası var. Onu söyleyeyim, İstanbul Spor'un da kendi sahası var. Ama burada tabii Fatih Karagümrük'ün de kendi sahasının olmaması da yanlış. Ayıp yani. Hakikaten ayıp yani. Mutlak surette. Abi Karagümrük'ün stadını olur vermediler. İşte olur verilmesi gerekiyor. O anlamda söylüyorum. Bir an önce olur verilmesi gerekiyor. Hakikaten başarılı bir takım. Yani bir stada ihtiyacı var. Net söyleyeyim. Bir de olimpiyat stadı özellikle kış aylarında orada maç yapmak mümkün değil. O rüzgardan dolayı. İstediğin kadar rüzgar panelleri de yapsan, kessen de mümkün değil orada maç yapman. Ya doğaya engel olamazsınız abi. Şey derler ya, doğayla savaşırsak kaybedeceğiz diye. Aynen. Şey kazanırsa kaybedeceğiz diye bir söz vardır. Hı hı. Doğayla savaşılmaz abi. Bazı şeyleri engelleyemezsin. Bu rüzgar kısmı, bu soğukluk kısmında bu ancak bu kadar çözebiliyorsun. Bu da yeterli değil doğal olarak. Dinleyicimiz çok haklı. Dediğim gibi zaten bu şehir takımları ya da işte sonradan üretilen, sonradan yapılan takımlarla aralarında böyle farklar var. İşte 5-10 yıllık, 15 yıllık kulüpler olunca, özellikle Ümraniye üzerinde söylüyorum. Karagümrük'e sonsuz saygım var. Süleyman Urma döneminde çıkarken zaten biz şey işte sana söyleyeyim. Oynuyorlardı. Süleyman Urma ile ilgili bir mesaj geldi. Onu söyleyeyim ben sana. Bir dakika, kimmiş? Şevket Kayabaşı. Abi yayınlar Karagümrük kulübü resmi hesaptan yalanladı haberi. Demin dedim ya ben sana. Bir inmeli bir çıkmadı falan muhabbeti Süleyman Urma tarafından diye. O Karagümrük çünkü bu büyük bir gazetede manşetti. O gazetenin haberiydi bu. Ondan dolayı okumuştum ben. Karagümrük kulübü bunu yalanlamış. Bir de şey demin bu çok güzel bir soru sormuştu, hatırladın mı? Bu Antep Mantep maç penaltı kaçtı falan. O arkadaşımız adını okumayı unutmuşum. Abi diyor soru çok güzeldi ama adımı okumayı unuttun diyor. Savaş Koç kardeşimize de tekrar teşekkür ediyorum. Hakikaten bence bu hafta sonu spor programlarında konuşulması gereken bir konu, biliyor musun bu? Ya çok çok değerli, çok dikkatli. Bak, bir çok dikkatli. İzleyicinin getirdiği bir soru. Yani ben çok şaşırdım dedim ya, hiç düşünmemişim. Ya şok oldum zaten, böyle bir 3-5 saniye acaba ne oldu o maçta bir hatırlayayım falan oldum. Yani gerçekten eğer Ankara Gaziantep o 1 puanı alamazsa, Altay o 3 maçı kazanırsa, ya bambaşka şeyler. O maç dışa, o penaltı dışarıya atılmasaydı, o maç 0 puanla dönseydi şu an puan farkı daha farklı olacaktı. Doğru mu? Diğer iki takım da devreye girecekti. Diğer iki takımı da kalma ihtimali yükselecekti. Baktığın zaman kazandıkları takdirde. Ya, öyle öyle kesinlikle. Yani gerçekten Savaş Koç dinleyicimize de selamlar, teşekkür ederiz. Evet, kimden gelmiş? Şey sormak istiyorum sana, gelen mesajları okuyacağım da sana. Sevgili Oğuzhan, baktığımız zaman şampiyonluk mücadelesine baktığımız zaman, şampiyonluk yarışına baktığımız zaman, lig geneline baktığımız zaman, genel bir değerlendirme yaptığında Trabzonspor'la ilgili bir iki cümle alabilir miyim senden? Trabzonspor'u zaten hani pazartesi de çok konuştuk. Onun öncesinde de çok konuştuk. Hepimizin söylediği erken davrandıkları için kazanmaları. Tabii ki Galatasaray'ın... Erken davranmadan kazanmaları, sezonu erken açması, transferi erken bitirmesi yani, anlamında. Kampa erken kampın, girmesi. Kampın çok önceden şekillenmiş olması. Doğru. Haziran ayına geldiğimizde transferlerin %90'ın bitmiş olmasıydı. Daha devre arasında o takımın nasıl inşa edeceğiyle ilgili bize fikirler verdiler. Ne yaptılar Berat'la Anastasios Bakasete saldırar. Bakasete zaten gelip 3 maç üst üste direkt gol attı. Yani bunlar direkt boyunca etki ettiler. Berat zaten lig sonuna kadar oynadı ki 6 numarada iyi iş yaptı. O performansı Berat'ı milli takıma taşıdı. Baktığımız zaman bu iki oyuncudan böyle özel katkılar aldılar. Sonrasında baktığımız zaman yola devam etmeyecekler oyuncularla. Hemen yol ayrımına gittiler. Dediğimiz gibi transfer dönemini çok hızlı bir şekilde girip ilk zaten hatırladığım kadarıyla 3 oyuncuyla anlaşmışlardı. Sonrasında devamını getirip özellikle Hamşik Avrupa Şampiyonası'ndan önce getirildi. Cornelius getirildi ve Cornelius çok böyle golcülüğü ün yapmış oyuncu olmamasına rağmen bu yıl takımdaki en skorer oyuncu oldu. 15 gol 5 asistle şu an için kariyerinin en olgun dönemlerinden birini geçiriyor. Devre arasına geldiğimizde iyi performansına, liderliğine rağmen Trabzonspor'un Edin Visca'yı alıp hem Abdullah Avcı'nın hayalini gerçekleştirmiş oldular, hem de şampiyonluğu perçinlemiş, şampiyonluğu resmen garantilemiş hamle olarak Edin Visca transferini göz önüne serdiler. Alınan işte Bruno Perez çok değerli,
Baktığımız zaman Edgar'ın kiralıktan dönüp bu kadar iyi bir performans vermesi, ki Edgar sonrasında sezon kapattı ama gerçekten Edgar ilk yarıda iyi performanslar sergilemişti. Marekamçik ilk yarıda çok iyi bir performans sergilemişti. O da sonra sakatlık problemleri yaşadı. Abdülkadir Ömür'ü hayata döndüren bir Abdullah Avcı oldu. Abdülkadir Ömür de tabii ki muhtemelen dönmek istemiştir ama ben Abdullah Avcı'nın Abdülkadir özelinde çok ekstra katkı yaptığını düşünüyorum. Zaten 7 gol 4 asistle kariyerinin gol noktasında, skor noktasında en özel dönemini geçiriyor. Şu ana kadar yaptığı en güzel istatistik Abdülkadir Ömür için bu sezon. Canini geçen yılda aslında iyi performansları vardı. Canini bu yıl rotasyon oyuncusu olmayı kabul etti. Ne zaman görev verilirse oyuna enerji koydu. Hangi bölgede oynarsa oynasın onun gerekliliklerini yerine getirdi ve 9 golle o da iyi performans, iyi skor yapan oyuncuların arasına girdi. Tabii ki Gervinho da sakatlandı ilk yarıda. Gervinho da o zamana kadar fena işler yapmıyordu 3-5 maçın dışında. Hı hı. Ama benim için en özel oyuncu Trabzonspor'da Vakayeme abi. Bu kadar topu ayağına aldığı zaman rahatlıkla adam geçmesi, bu kadar çok skora yakın olması, işte onu 11 gol 10 asiste taşıdı ve 21 golü doğrudan etki eden bir Anthony Vakayeme performansı oldu. İlk Trabzonspor'da kalmış ki Türk futbolunda hala biz Vakayeme konuşuyoruz. Vakayeme'nin de şu an kalma ihtimali çok zor. 10,5 ya milyon euro civarında bir rakam istiyor. Ya zaten bu şekilde devam edemez. Bir de Vakayeme'nin de artık yaşının geldiğini görüyoruz. Sakatlıklarının da yavaş yavaş fazlalaşmaya başladığı da ortada. Çünkü bu kadar çok toplu oyuncu sakatlanmaya da müsait oluyor abi. Vakayeme çok fazla topa dokunan, top ayağına alan bir oyuncu. Bu kadar sakatlanması normal. Zaten Şampiyonlar Ligi kısmında düşüneceği için Trabzonspor'un, ben orada tekrardan bazı oyuncuların gidip bazı oyuncuların da geleceğini düşünüyorum. Ama şampiyonluk kime yazar dersen Abdullah Hoca ile beraber ilk yazacak kişi Uğurcan Çakır olur. Tabii ki tamamen Uğurcan Çakır'a veremezsiniz. Hı-hı. Ama performans olarak ilk fark yaratan oyuncu bir Uğurcan derim. 2-3'e kimi hangi oyuncuyu koyarsa böyle düşünüyorum. Ama bir de net bir şekilde Uğurcan derim. Şöyle diyeyim, normal bir kaleci olsaydı Trabzonspor şu an hala yarışı devam ettirmek zorundaydı ve Fenerbahçe'nin o büyüklüğünü, nefesini hissederdi. Ben Marek Hamşik'i de koyarım ama. Marek Hamşik'i de koyarım. Ben de Marek Hamşik'i koyarım ama ilk yarı üzerinde koyarım. Yani zaten tabii. Marek Hamşik çok güzel bir performans, çok grande bir performans göstermesi onu zaten hala konuşturuyor bize. Yani ikinci yarıda çok ekstra işler yapmamayan bir Marek Hamşik hala konuşuluyorsa, Marek Hamşik ilk yarıda olağanüstü bir performans gösterdiği için biz konuşuyoruzdur. Ama dediğim gibi Uğurcan performansı bambaşkaydı. %83 kurtarış yüzdesini bulmuş. Kalesine gelen yani topları 10 şutun 8'ini kurtaran bir Uğurcan Çakır var. Trabzonsporların hatta milli takımda da kaleye geçtiği zaman bizlerin güvendiği, sonsuz kredisinin olduğu kalecilerin başına geliyor Uğurcan Çakır. Oğuzhan çok teşekkürler. Ben de sana ve dinleyicilerimize teşekkür ederim. Herkese sevgiler, iyi yayınlar. Evet, hattımızda görme engeller milli takım oyuncusu Oğuzhan Yokuş vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, saatlerimiz 11.34'ü gösteriyor ve hattımızda şu anda Hürser Tekin Oktay var. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim Aydın'cığım. Hoş bulduk. Sen nasılsın? Bildiğiniz gibi yoğun bir şekilde bayramda mesaimiz de devam etti. Yayınlarımız devam etti. Dinleyicilerimizin de ilgisi çok fazlaydı, sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz onlara da. Sizde durumlar nasıl hocam? İyi. Yaramaz bir şey yok. Sağlığımız yerinde. Artık en önemli şey memlekette insanların sağlığının yerinde kalması oldu. İyiyiz Allah'a şükür. Şimdi biraz Beşiktaş'tan bahsetmek istiyorum. Bugün bir mesaj geldi mesela Gerson Fernandes ile ilgili. Bir dinleyici oradaki performansı Beşiktaş tutsaydı, vermeseydi şu an belki de ikinci konumda olacaktık. Belki de Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimalimiz olacaktı tarzı bir mesajı var. Bir de Beşiktaş'ın çok önemli oyuncularının farklı kulüplerde inanılmaz bir performans gösterdiğini görüyorsunuz. Siz de farkındasınız. Neler söylersiniz bununla ilgili? Oğuzhan Özyakup üzerinden de konuşuyorum aynı şekilde. Şimdi Gerson Fernandes transferi hakikaten Türk spor tarihinde görülmemiş derecede enteresan bir transfer. Devre arası transferleri futbol takımlarında biliyorsunuz kendi futbol takımını kuvvetlendirmek için yapılır. Hatta işte büyük takımlar
şampiyon olmak için devre arası transferlerini yaparlar. Ve nitekim iyi devre arası transferlerini yöneten kulüpler gerçekten de şampiyon olurlar. Bu Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da hep böyle olmuş. Ancak işin enteresanı bu yıl özellikle ekonomik zorluklar içinde olduklarını sürekli ifade eden bir yönetimin 6 milyon euro gibi 6,5 diye biliyorum ben. 6 mı 6,5 mu? 6,5 mu? Ben 6,5 diye hatırladım ama özür dilerim. Belki sizin dediğiniz doğru olabilir. Özür dilerim. Belki sizin dediğiniz doğru olabilir. Buyurun hocam, buyurun. Çok da önemli fark. Evet, doğru. Baktığınız zaman bonservis haklarının yarısına, yani bu futbolda satacağınız bir yatırım yapıyorsunuz. Satacağınız paranın yarısını ortak olacak şekilde alıyorsunuz. Masraflarını da siz karşılıyorsunuz. Böyle bir transfer yapılıp küme düşmeye oynayan, küme düşmemesi için bir başka takıma transfer, ara transfer yapıyorsunuz. Yani hakikaten mantığın, aklın, her şeyin durduğu bir nokta. Ama diyeceksiniz ki hocam, oradan Spor'dan sportif direktör aldınız. Adamın ilk yapacağı ara transferdeki iş, sezon başında yaptığı transferlerden dolayı küme düşme potasında kalan Rize Spor'u kurtarmak olacak. Çünkü Beşiktaş'ın sportif direktör olarak Rize Spor'dan transfer ettiği Ceyhun Kazancı sezon başında Rize Spor yönetim kurulundaydı ve transferlerden sorumlu yöneticilerden biriydi. Ve yaptıkları transferler, bir sürü yapılan transferlerle Rize Spor küme düşme potasına girdi. Kötü takım kurdular. Ve aslında Rize şehri çok güçlü bir şehirdir. Tribünleri olsun, futbol sevgisi olsun. Yakinen biliyoruz. Dolayısıyla oradaki başarısızlığını devre arasında Beşiktaş'ın bir mali yükümlülük altına girerek Rize Spor'a gönderdiği bu futbolcuyla oldu. Mesela burası çok önemli. Ben takip ettim İsterle, hiç bu çok ilginç olduğu için. Ne açıklama yapacak acaba sportif direktör, buna ne bahane bulacak diye. Kendisi maç eksiğini olduğunu ve Rize Spor'da maç eksiğini gidereceğini söyledi. Şimdi Gaston Fernandes'i aldığınız takım Benfica takımı. Ve o kadronun içindeki bir futbolcu. Yani Şampiyonlar Ligi'nde geçen tura kadar oradaydı Benfica, biliyorsunuz, çeyrek finale kadar. Benfica kadrosunun içinde olan ve hatta hocası Şampiyonlar Ligi oynanırken bu yıl bir maçta oyunu alacaktı. Ve Gaston Fernandes transferi mevzu olduğu için oyuna girmek istemedi. Ve hocası daha sonra bunu Portekiz basınında açıkladı. Aklı başka yerde olduğu için oyunu almak istedim, oyuna girmek istemedi dedi. Bu yıl sezon başı. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Gaston Fernandes Şampiyonlar Ligi oynayan, şampiyon takımın kadrosunun içinde kulübede oturan bir futbolcuydu. Ve hocasının forma vermek istediği bir futbolcuydu. Yani hazırdı bu futbolcu. Dolayısıyla oradaki bir futbolcunun maç eksiğinin olduğunu söylemek, zaten çocuk daha önce Türkiye Ligi gelmiş, Premier Lig'e gitmiş, Tottenham'a gitmiş, kiralanmış. Tabii ki menajerlerinin marifeti var. Ama şu, geçen yıl maç eksiği olan Alex'i transfer ediyorsunuz, bir yıl boyunca kulüpsüz kalan futbolcuyu ve bununla Şampiyonlar Ligi'ne çıkıyorsunuz. Bu yıl Benfica ile Şampiyonlar Ligi idmanlarını yapan ve kadrosunda bulunan futbolcuyu da maç eksiği var diyorsunuz. Yani buna tabii çok komik ve tuhaf şeylerdi. Burası da dikkat çekiciydi. Bunun tabii ki futbol AŞ kısmı var. Bakın, SPK kısmı var. Çünkü Türk Ticaret Kanunu'na aykırı durumları var. Nedir o? Rize Spor'dan Futbol AŞ'dir. Rize Futbol AŞ. Oradan bir yönetici alıyorsunuz. Aynı kategoride ve aynı MKB'ye bağlı olan şirkette vazife yaptırıyorsunuz. O vazife yapan kişi eski çalıştığı yere oyuncu transfer ediyor. Şimdi bunlar tabii Türk futbolundaki düzensizliklerle birlikte, özellikle Türk futbolundaki düzensizliklerin birçokundan sorumlu olan, belki de şu anda %75 derecede sorumlu olan İMKB ve SPK'yı da ilgilendiren konular. Ve orada da mesela böyle bir enteresan bir durum var, ama bunları hiçbirini takip edildiğini de sanmıyorum.
Şimdi bir yandan da demin yanlış söyledim. Dorukhan söyleyecektim de yanlış isim söylemişim. Çok özür dilerim dinleyicilerden de. Piyasa değeri 5,5 milyon euro şu anda. Evet. Dorukhan'ın hakikaten istediği rakam ödenmedi ve ondan dolayı da bedelsiz olarak gitti. Ve inanılmaz bir performans gösteriyor. Ama mesela baktığımız zaman siz özellikle bu konuda da çok fazla değiniyorsunuz. Yani Dorukhan'a o parayı ödemeyenlerin bugün Batshuayi gibi, Pjanic gibi futbolculara çok büyük rakamlar ödediğini görüyoruz. Neler söylersiniz bununla ilgili? Bu bir transfer yanlışı mı, hatası mı ve bunun bedelini kim ödeyecek? Şimdi bunun bedelini biz ödeyeceğiz. Sokaktaki vatandaş ödeyecek. Yani enflasyona kadar ülke ekonomik değerlerine varan bir kayıptır bu. Oraya kadar ucu dokunan, oradan sonra Beşiktaş taraftarı, tribündeki taraftarı, Beşiktaş'ın tarihi derinliği olan böyle bir kulübün kurumsal yapısı bunları ödeyecek. Başka kimse ödemeyecek bunu. Hı hı. Şimdi Dorukhan, sadece Dorukhan değil baktığınız zaman, bu bazı oyuncuların nedense kendi kulüp yöneticileri tarafından önce sosyal medyada itibarsızlaştırılmasına müsaade edildi. Tabii bunu da teşvik ettikleri, çünkü bir kulüp başkanı ve bir yönetici futbolcusunun aldığı parayı veya ki işte sözleşmeyi devamlı taraflarının önüne atarak, bunu hedef göstererek konuşursa, bu çocuklar, genç çocuklar ciddi anlamda itibarsızlaştırılıyor olur. Dolayısıyla böyle başlanan bir hikayede de futbolcunun kötü imaj, kötü itibarsızlaştırılan figürüyle futbolcu elden bırakılıyor. Şimdi kulübün normalde her bir az önce söylediğimiz gibi bir futbol AŞ, bunlar artık şirket içindeki alınabilir, satılabilir emtiaları futbolcular, bonservisleri. Dolayısıyla bir futbolcunun maliyet analizi, satılabilecek kar analizleri yapıldığı zaman, siz kendi örneğin fabrikanızdaki bir malı veya dükkanınızdaki beyaz eşya satıyorsunuz. Bir buzdolabını dışarıya bedava verir misiniz? Veremezsiniz. Veremezsiniz tabii. İşte demir alıp satıyorsunuz. Demirleri bedavaya inşaatçıya verir misiniz? Kendi kulübünüze mesela, şimdinin başkanı kendi kulübüne bedava 1 gram demir verdi. Hepsini verdi, parasını aldı. Ki aslında genel teamüllere aykırıdır. İnsanlar gönüllü oldukları, derneklerde vazife yaptıkları yerlerde kendi kulüplerine fatura kesememesi lazımdır. Dolayısıyla bu iş adamlarımız kendi kulübüne kestikleri faturaların karşılığında hiçbir şeyi bedava bırakmadıkları gibi kulübün kendi öz varlıkları olan oyuncularını bedava bırakmaktadırlar. Dorukhan'ınkinde şöyle bir şey daha var sevgili Aygün. O çocuk 150 bin dolara Eskişehirspor'dan bize geldi. Hı hı. Aslında genç de değildi. Yani 20 yaşın üstündeyken bize geldi. Ve biz 2018, hiç unutmuyorum, ben divan kurulu toplantısında Fikret Orman'a takımdaki maliyetle ilgili sıkıntıların, cari açığın büyüdüğünü ve hiçbir şekilde genç oyunculara fırsat vermemelerinin bu açığı büyüteceğini söylemiştim. Yanılmıyorsam Haziran veya Temmuz ayıydı. Yaz ayıydı, 2018 yılı. Ve kendisi de dedi ki, hocam dedi, işte dedi, baskı var, transfer var, şu var, bu var. İşte zorlanıyoruz dedi, genç oyuncular o baskıyı kaldırabilir mi dedi. Daha sonra futbolcularının paralarını ödeyemedikleri için medal dahil bir sürü futbolcu tepe dahil yurt dışına, kendi memleketlerine dönünce, Dorukhan da birkaç ay önce güvenemiyoruz dedikleri Dorukhan bir anda sahaya atıldı. Ve inanılmaz bir performans gösterdi Dorukhan. Herkesin beklemediği, özellikle derbilerdeki attığı golleriyle, çok yönlü oyunuyla takdirini kazandı. Fakat takımı için sakatlandı. Bir arkadaşının kademesine işte ekstradan girmek zorunda bazen kalırsınız. Bu da ekstradan kendi pozisyonunun dışında riske atarak kendisine sakatlandı. Ve bu çocuk 150 bin dolara transfer edilen çocuk sakatlığı sonucunda, tabii paraya da ihtiyacı var. Bunlar meslekleri profesyonel futbolcu. Doğru. Kendisine çok iyi baktı. Sakatlığından çapraz bağları kopmuşken, ki çok kötü bir sakatlıktır o, erken döndü futbol sahalarına ve beklenenin üstünde yine büyük performans gösterdi.
Ve o tarihlerde yine yanılmıyorsam aldığı para miktarı çok küçük ve komik paralar. Dolayısıyla çocuk sakatlıktan dönüp Eskişehir'den transfer olduğu maç başı ve yıllık parayla oynamaya devam etti. Ve sözleşmesi biterken dedi ki ben dedi bu sakatlıktan erken döndüm. Takımla büyük katkılar verdim. Ve geldiğimde yeni futbolcu olarak çok düşük bir para alıyordum. Bana diğerlerin ödediğiniz paraya yakın bir para ödeyin dedi. Şimdi yabancılara 2,5-3,5 milyon eurolar veriyorlar. Hı hı. Çocuk bunların yarı kadarını istedi. Ve bu çocuk 24-25 yaşında ve geleceği olan milli takım oyuncusu. Ve bu ne enteresandır ki geçenlerde bir video dolaşıyordu, belki sen de görmüşsündür. Şeyde Ali Koç'un televizyon programındaki söylediğinden. Fenerbahçe'nin bu futbolcuyu almak istediğinde Ahmet Nurtebi Ali Koç'u arıyor. Biliyorum o videoyu. Futbolcuyu almamasını söylüyor, biliyorsun. Biliyorum. Fenerbahçe'de Ali Koç da aslında çok istediklerini, teknik eğitim bu oyuncuyu çok istediğini ama madem böyle bir şey olacaksa Ahmet Nurtebi'nin gönül koyarım demesi üzerine futbolcudan almaktan vazgeçiyorlar ve futbolcu bedavaya Trabzonspor'a gidiyor. Şimdi burada Beşiktaş kulübü açısından bakarsanız ciddi anlamda bir elinizdeki bonservis değerinin yaptığınız yatırımdan zarar ediyorsunuz. Bir de onun yerine aldığınız oyunculara ödediğiniz paradan zarar ediyorsunuz. Yani şimdi bunun ciddi anlamda sorgulanması gerekirken daha önce lafın başında kullandığım gibi sporcuların itibarsızlaştırılmasından ötürü boşta kalan ve menajerlerin sadece para kazandığı bir düzene hizmet etmiş oluyoruz. Yani Dorukhan olayı başlı başına vefadan, maliyet analizlerinden, karlılık analizlerinden, rakibinize verdiğiniz durumdan ve bakın futbolda bir ilahi adalet vardır. Ben 10 yıl profesyonel hocalık yaptım ve bunu gözlerimle bizzat görmüşümdür. Ve bu ilahi adalet kendisini bedava Trabzonspor'a gönderen kulübün başkanına nispet olurcasına Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği, kağıt üzerinde ilan ettiği golü atan oyuncu oluyor. Trabzonspor'un ikinci golünü. İkinci golünü attı, doğru. Yani bu futbolda enteresan işaretler vardır. Bunların böyle olmaması lazımdı. Ve Dorukhan itibarsızlaştırılmayıp da vakti zamanında bunu Beşiktaş'ın da başka futbolculara da yaptılar. Bu kulüpte kalmış olsaydı muhtemelen büyük katkılar verirdi. Yabancı statüsünün değiştiği, Türk oyuncunun sahada kalmasına istinaden oluşan kuralları da göz önüne aldığınız zaman bir de genç futbolcu olduğu durumunu değerlendirdiğiniz zaman Beşiktaş bundan ciddi paralar kazanması gerekiyordu. Hem sportif olarak hem de satışı bonservisi olarak maalesef bunu da kaybettik. Zararını Beşiktaş kulübü çekecek. Hocam çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Hepinize iyi yayınlar dilerim. İyi günler dilerim. Sağ olun. Evet, hattımızda Hürser Tekin Oktay hocamız vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu. HDI Sigorta. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.